Chamber'da şey gibi değil ya. Eski Chamber'lar gibi. Nerede evet. o eski Chamber'lar değil Chamber'ımda gül oya Değişik ya yapı. Şey çok ilginç değil miydi ama? Haberi duydunuz mu? İşte kafes Amerika'dan şeye e, lojistik olarak evet ya. Ya. gemiyle gidecekken. Süveyş kanalından geçecektik de orada işte korsanlar vardı. <gülüyor> <gülüyor> ya bu gerçek mi? Gerçekten olduysa çok acayip bir olay. Hakikaten. Ama orada şey mi zaten <laughs> hani plan orada bana mantıksız geliyor ki zaten. Hani şimdi dünya haritasını koy şöyle. <laughs> ya ben bugün zaten videosunu attım bunun. Çok alakasız yani tamam mı? Miami'ye taşımışlar. Oradan işte muhtemelen Panama kanalından geçip şeyden evet. Büyük Okyanus'tan. Daha mantıklı zaten. Sydney'e gidip oradan trenle geçmişler. <laughs> Öteki türlü Atlantik'i geç. Akdeniz'e gir. Ha. Süveyş Kanalı'ndan Hint Okyanusu'na ne gerek var yani? Niye ki? Ya mesafe olarak ama acaba daha mı kısa oluyor ki? Ya mesafeden ziyade evet. şey lojistik açıdan hani ekonomik açıdan belki daha mantıklı oluyordur ama Adam, <laughs> korsanlar al Bilmeyenler için de söyleyelim. Korsanlar bayağı e, Elmachine Chamber'ın malzemelerini çalmışlar. E, taşıma sırasında Michael Cole'un anlattığına göre. Çok enteresan bir olay. Sonra da uçakla galiba sonra getirmişler değil mi? Bence öyle Sonrakini... olmalı. Öyle ben demişti sanırım. Okudum. Bilmiyorum. Ben yanlış okudum. Ben hiç bilmiyorum ama Miami baştan taşıyor. yani niye uçak? Miami'den Sydney'e uçakla mı bilmiyorum. Uçakla mı onu bilmiyorum neyle götürmüşler de olabilir. Ha. Olabilir öyle de. Sonra da Sydney'den ya. trenle götürmüşler parti. O normal. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Çok ilginç ya hakikaten ne hallere ama girdik. Bunu hiç düşünmemiştim bak. Harbiden. <laughs> Elvin Chamber orada var çünkü yani. Hiç seni düşünmemiştim ben. Çok ilginç ya. Ama böyle bir şey daha büyük, hani daha detaylı anlatıp bunun üzerinden bir şeyler de konuşabilirlerdi. Hani sırf bununla enleşin Chamber'ı daha da gündem yapabilirlerdi. O Yoksa bu bilmiyorum. şey mi? Tease mi atıyorlar? Paul Birchill geri dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çok anlayan olmaz ama eskiler bilir. Geçiş şeyler ya. Chamber. Chamber'dan geçtik ya. Bu arada 38. bölüme hoş geldiniz. <laughs> Valla. Tamam. Chamber benden geçti gibi oldu ya ben. Yani, Aa, Kanada'da. Bir dakika. Maalesef... Bir dakika. Oh, oh, Five iyi AMD izlemek zorunda kaldım. <laughs> i̇yi oldu zorunda. Hoşçak <laughs> <O şut> değilim. <laughs> Aynen. evet. Kuzey Amerika gecenin... Kaçtaydı? Beşte miydi orada? Sabaha karşı. Hı <laughs> -hı. İyi güzel. Beşte... Türkiye'nin cennet oluyormuş? işte. <laughs> Aynen. Nasıl oluyormuş? İzleyin işte. Böyle bir de onun çok geyiklerini yapmışlar ya böyle. Twitter'da falan gördüm işte. Karısı sesleniyor böyle kalk diyor bak çemur başlıyor falan diye. <laughs> Uyandırıyorlar falan. E biz yıllarca böyle ki şeyi de geç. Hani sizi bilmiyorum da. Ben sadece WWE değil ki ben WWE önce yıllarca NBA yı izledim zaten. Gecenin bir vakti kalkıp evet. Star'lar bilmem ne. İlkokulda, lisede o sürekli yani. Hep öyleydi. Şimdi güzel, çok değişik oldu. Benim için de farklı bir deneyim oldu bu arada. Sadece bir de. Yani bu arada Twitch kapandığı için maalesef Smackdown Yeni yapamadım ay, ve onları yapamayacağım ay. eğer Twitch açılana kadar. Kick açıldı biz bunu çekerken de. Belki biz yayınlarına kadar Twitch de açılacak inşallah. Bilmiyorum ama Açılın, biraz erken çekiyoruz. Inşallah. Ha, şunu Kick Şunu da açıldıysa Twitch açılır. <laughs> umarım bilmiyorum da. Yetkilisi falan olmadığı için Türkiye'de. Yani, Aa, doğru. Aynen çünkü böyle avukatlarla falan filan gitmiş bir şeyler. Okey. Şunu da belirteyim, e, Ra'dan önce çekiyoruz biz bugün e, bu programı. Ona göre yani Ra konuşamayacağız. Muhtemelen Ra'da bir şeyler, önemli şeyler umarım olmuştur. <laughs> olmuştur da yani. Onları yani, da artık 26'sında çekiyoruz yani. <laughs> Aynen Ademiz öyle ola. Şimdi Elimination Chamber. Direkt böyle şey istiyorum yani Böyle maç maç gidelim isterseniz. Sonra en sonunda toplarız. Evet. Öyleler sonra diğer konulara geçeriz. İlk kick-off'u zaten hani bahsedip geçeyim. Sırf şeyde diye. Avustralya'da dur in bir maç verelim demişler. Bu arada Nia Jax de Sydney'de doğmuş. Ben bilmiyordum. <laughs> Bayağı aslında hani Ria Country fan da Nia da orada doğmuş kardeşim. i̇şte. <laughs> evet. Çok ilginç. Onu da ben demin öğrendim bu arada. Ben bilmiyordum ki gerçekten orada doğdun. Neyse. Kadınlar Chamber maçı. Kick-off'ta Indart verildi. İşte Vanchi verildi falan diye öylesine bir göstermelik maç yaptılar. Ben yani çok ilgimi de çekmedi zaten. Kadınlar Chamber maçı. Yaz bir gir istiyorsan böyle. Sonra devam edelim. Abi aslına bakarsanız şöyle bir 2018'i düşünüyorum. Tabii ki Avustralya show olduğu için Super Show'dan orada yapılmıştı daha önce. Ort Show'la karşılaştırdım o şovda e, Avustralyalı güreşçiler. Iconics vardı ve Buddy Murphy vardı. Büyük Avustralyalı isimler olarak ve şeydi yani hiç onlar üzerinden işlenen bir show değildi tabii ki. Burada Grayson Waller ve Rhea Ripley. Rhea Ripley zaten main event yaptı. Grayson Waller yine çok önemli bir segmentte yer aldı. Indi Hartwell de hani hiç akıllarına bile gelmeyecek birisi ama ona da en azından bir kick off'ta maç verdiler. Öyle artı, bakacak olursak artı değişen planlarda Bronz Reddie de maç yapacağı söyleniyordu. O da yine Avustralya fanda. Yani Evet. harbiden Avustralyalılara ...şey yapıyorlar şu an. Önem mi? Kesinlikle. Oraya. Yani o yüzden o bakış açısı güzel... ...ve Perth seyircisinin hakikaten... ...harika olduğunu gördük. Super Show'dan da, da o zaman 2018'de... ...yine bizi hiç... E, ...üzmemişti... ...Avustralya seyircisi. Ki oradaki show bence... ...kart olarak bunun beş kat üstündeydi. Ama sonrasında... E, ...şovlar bittikten sonra... Öyle arada aman aman bir fark oldu mu? Onu da pek sanmıyorum. Birazdan show genel olarak konuşuruz zaten. Avustralya seyircisi için bence iki şov da çok iyi geçti yani sonucuna baktığımızda. Daha iyi olabilir miydi? Elbette olabilir doğrusu ayrı. Eee Kickoff maçı için konuşacak olursak ne güzel çıtırından bir maçtı senin tabirinle. Eee Indie in orada değerlendirilmesini takdir ettim. Kabuki Kabuki Warriors'ı da sevdiğimi daha önce söylemiştim. Ee, hiç olmamalarından daha iyiydi bence yani. Hmm. bence in the art Artwell yani kendisinin <gülüyor> <gülüyor> nasıl diyeyim simasını beğeniyorum ama o kadar yani <laughs> yine de hani şey ringte maalesef çok beni heyecanlandıramıyor kendisi de zaten kickoff'ta maç olmasına bile ben şaşırmıştım yani güzel hani şeyden tepki aldılar işte seyirciyi uyandırdılar orada kickoff'ta okey çünkü en son ne zaman maç yaptılar kickoff'ta ben hatırlamıyorum yani yaptılarsa da o kadar önemsizmiş Harbi, ki aklıma bile unuttuk gelmiyor. Onlar, evet çok normaldi ama hmm. unuttuk. Şu an aşağı yazsınlar bir daha. Merak ettim. En ben. son kickoff <laughs> maçı. muhtemelen unutacağım ben de bakmayacağım bir daha. O yüzden yorumlarda gördüm <laughs> ben <de yani. gülüyor> Okay. Açılış maçı kadınlar maçı. Yaz ya bundan bahsettin mi sen? Ben kickoff kickoff konuşmuştuk da o yüzden hani ben çok girmedim. Sen girebilirsin. Gir demişti. Ben gireyim o zaman ya. Ya sen de sonra bir yorumunu yaparsın. Tamam. Abi, yani bu maç herhalde düşünüyorum şöyle hızlıca bir. Evet. Bu karara varmış bulunmaktayım. Gecenin en iyi maçıydı. Rahat. Yok değildi. Yalan söyledim. E, gecenin en iyi ikinci maçıydı. E, çünkü Tiffany Redmond vardı. Ve bu tamamıyla Tiffany Redmond maçıydı. Baştan sona kadar. Seyirci hani orada ne kadar Tiffany's Redmond coşuyorsa ona net tepki veriyorsa ben de izlerken aynı tepkileri veriyordum. Çünkü %200 hak ediyor. O maçtaki böyle rahat acık ara en iyi güreşçi karakter açısından yetenek açısından falan hani bence Bekilinci falan da rahat pataklar geçer yani öyle düşünüyorum hala neden bekilince o maçı verdiklerini aslında e, çözemiyorum çünkü ilk olduğunda şey NXT'de kemer maçı yapmıştı işte Bekilinci de kaybetmişti. O zamanlar okey demiştim. Bekir İnç daha yüksek seviyede bir da. Şimdi geri dönüp bakınca garipsiyorum gerçekten. Abi kadın. yani tam bir Barbie. Yani mükemmel ya. Yani çok iyi. Ee, tabii ki de kaybedeceğini biliyorduk. Ben hatta şey diye düşünüyordum. Böyle maçın ilk 10 dakikası coşar. Parlar böyle çok çılgın şeyler yapar. Ondan sonra paketlerler diye düşünüyordum. Yo bayağı da uzun durdu maçın içinde. Sonra Lim Morgan eleyince yediği tepki de çok hoşuma gitti. Ve Lim Morgan'ın seyirciye böyle artı şey yapması yani böyle artık yapması. Genel olarak güzel dokunuşları olan ve hani iyi bir maçtı. Tiffany Stratton sayesinde olacağının 2-3 katı bence üstüne çıktı bu maç. Yani yoksa hiç simasını bile okumazdık. Semayesini. Öyle öyle bir şeylerini okumazdık yani. Esamesini okumazdık. Ee, yani. <laughs> için dümdüz kazanması da benim açıkçası hiç hoşuma gitmedi yani. Çünkü 10 yıl öncesinden spoilerını verdiler. Kadın yürüye yürüye geldi gitti. Kodro olsun dönüp de Royal Rumble kazanması gibi mesela geçen sene. his yani. Hoşuma gitmedi. Tabi ki de nedir o? Yoğunluk yoğunluğu ayrı seviyelerde de. Hoşuma gitmedi yani. Bir şeyler yapabilirdiniz. Neyse. Benim genel olarak düşüncelerim budur yani. Yaz buyur. Kadınlar Chamber maç için sadece değil mi? Hı. Orada tamam. Ee, bence şöyle bir düşünüyorum. ben yani çok da kesin konuşmak istememekle beraber benim en eğlendiğim Kadınlar Chamber maçı olabilir şu ana kadar ki. Çünkü aklıma düşündüğüm zaman da gelmiyor başka hangisi evet. olabilir diye. O yüzden e, sadece ben sonunu yakıştıramadım maça. Sonu bana çok ani geldi. Bazen ani maç sonları keyifli olur. Ama bu maç özelinde ben şahsi olarak sonunu çok yakıştıramadım. E, Bianca mesela e, eee roll-up'la eğlendikten sonra yok. E, Becky roll rollap'ta yenmişti. Yok. Peki şey, Bianca, ha Peki Finisher'la kazandı. Rollap'la elendi, roll değil mi? Aynen aynen. O mesela çok mantıklı ama orada aniden Becky Lee şey yapınca eleyince sanki bir an dün bir anda hani her şey çok ani oldu çok anlayamadık gibi oldu seyirci açısından da bana direkt WrestleMania 35'in main eventini hatırlattı. Piper Spit yapıyor Ronda Rousey hemen roll up'la bitiyor koca bir maç bir anda sona eriyor böyle herkes şaşırıyor Becky'nin kazanmasını o kadar insan istiyordu bir anda anlayamıyorlar bile böyle mi bitti maç sonu derken o çözemiyorlar yani olayı. Bu da bana direkt o havayı verdi. O yüzden çok maçı sonunu yakıştıramadım. Onun dışında maçın içini çok beğendim. Yani hakikaten eğlendim. Açılış maçı olduğundan da olabilir. Şova hype'lı başlamıştık. Hani onun da etkisi olabilir. Avustralya serisi çok iyiydi. Tiffany hakikaten maçın yıldızıydı. Ee, Raquel yine e, o şeyliğini, canavarlığını, o giantlığını çok iyi kullandı. Yani maçtaki o görevi çok iyi üstlendi. Genel olarak çok iyiydi bence maç. Yani 10 üzerinden yani 7-8 var en azından. Kaliteli bir maçta hoşuma gitti. Sonu tahmin edilebilir çok. Ama o da biraz... E, başka ne olabilirdi sorusunu gündeme getiriyor. Başka şeyler yapılabilirdi ama... Sonu tahmin edilebilir olmasa bence... 9 bile alabilirdim hiç yani. Ero, sen kaç verirdin onun üzerinde? 6-7 maksimum. Çünkü yani sonu... Ta... Abi uğraşın ya ya. Yani direkt finisher yapıp bitirmesin yani. İki güreşsinler bir entrika yapın yani. <laughs> Sonundan dolayı, entertainment. Entertainment. <laughs> Sorundan dolayı Sorundan altı mı verilir o? Sonundan dolayı altı mı vermiyorum genel olarak yani. En iyi maç dedin. çıkar. Tiffany çıkar oradan. Evet bu arada benim Elimine genel yorum yapmıyorum. Sadece bu maça yorum yaptım. Genel yorum yaparsan sıkıntılı Elimine <laughs> Şemir bence çünkü. Acaba evet. şey şey Bianca'nın elendiğini bile fark etmedim. O kadar saçmaydı ki. Yani saçma demeyeyim de garipti yani. Garip bu bir. Aynen pacing'di. Sen ne düşündün abi yani bu maçtan ki? Ben zaten 10, 10 üzeri 8 mi verdim? Ben çok eğlendim ee, hmm. maçta. Ya sonunda da çok takılmadım. Yani Bekir'in için zaten kazanacağını tahmin ettiğimiz için. Ya çünkü aylardır işleniyor zaten. Real İpli belli gidilecek oraya yani. Bir de dedin ya hani niye Bekir falan diye. Hani niye Kıfari işte Bekir'den daha iyi de niye Bekir kazanıyor maçı diye. Abi Bekir belli ki o büyük star var ya resmen 40'a gidiyorsun. Real İpli'nin karşısına kimi koyarsın? İlk koyacaklardan biri Bekir zaten. Ne bileyim hani diğerlerini işlemen lazım. Bir Jade Kargil koysan olmaz şu anda. Hiçbir şey işlenmemiş o yüzden. Ondan böyle daha bence şey garanti seçime gittiler yani anladın mı? Belki de koyarız biz. Hatta da şöyle bahsetmiş geçen. Main Event World. Tam Main Event hak eden bir maçtı. Bence de evet öyle ama böyle bir dünya yok. İyi ki şey yaptılar <laughs> zaten. R'lileri Main Event yaptılar ki. Resim <laughs> M40'da belli ki kadınlar Main Event falan görmeyeceğiz. İyi oldu öyle olunca bence. Yok. Keyifli oldu. Yani birkaç not aldım ben işte izlerken. Direkt zaten Hı. ilk Tiffy. Yani Avustralya seyircisiyle nasıl bir bağ kurduğu, neden dolayı kurdu, kendisi bile şaşırdı zaten. İlginç bir şey. Hatta şunu da gördüm ben sonradan Twitter'da gördüm. Erkekler Chamber maçında bile TV Time, Tiffy Time dedi, şey yapmışlar. Tezahürat falan yapıyorlar, çent yapmışlar. O da güzel bir detay. Kifi hani geliyor ama ben böyle kime bu çok gelecek var diyor desem genelde sıçtığı için söylemeyeyim bu sefer, dillendirmeyeyim ama hani iyi gidiyor ya ee, yani Naomi maçın bana, bana göre şeydi. En sıradanı Naomi'ydi. Naomi hadi gelsen gel sen bana. de. Jimmy ile hadi sen Jimmy kontenjanından gel falan demişler. <laughs> Öyle girdi. Liv Morgan tam bu şey oldu işte. Yazmışlar ya Drew McIntyre'de yazdı ya böyle 2024 CM Punk'ın main event umutları. Liv Morgan'ın da işte şey Revenge Tour 2024 2024 geçmiş olsun diye. Peki direkt Liv'i de indirdi en sonunda. Ya maç benim hoşuma gitti. Keyif aldım. Şu an düşünüyorum lan 7 mi verseydim acaba dedi. Yok 8 adındaydı. Ya bana göre öyle. Herkesin tabii fikri farklı olabilir. Ben keyif aldım maçtan. Sonu benim için çok öyle aşırı işte eksi 2 vereceğim falan bir şey değildi. Pekin'in kazanmasını bekliyordum. Maç içindeki küçük detaylar önemliydi. Raquel aynen dediğin gibi dominant şekilde. Tam şeyin o giantlığını kullanıyor yani. Onun da yüzünde Kesinlikle. bir bir hastalığı varmış gibi Yüzüne mi yansıyormuş? Gözlerimi evet. tanıdım şimdi ne olduğunu. E, m böyle öyle bir şey değil. Aynen öyle bir şey Gerçi m uçak sistemlerine alakalı e, bir şey de bilmiyorum. Onun MCS okunuşu falan. Yes, ya, <laughs> öyle yazılıyordu. <laughs> öyle yazılıyordu da. <laughs> okunuşu nasıl bilmiyorum. Hmm. Ya maçın dediğim gibi Tiffany End bence önemlisiydi. İkincisi de Lee Morgan'ın bulanması. Demek ki böyle ben şunu seviyorum. Amerika dışına çıkıldığı zaman bazı ya seyirciler bazı şeylere farklı tepkiler verebiliyorlar. O çok hoşuma gidiyor benim. Bir kere daha birinin olmuştu bu ya. Porto Rico'da mıydı? Biri çok güzel destek almıştı. Ios kaydı galiba. Hı hı. Yani gereğinden fazla reaksiyon almıştı. Çok güzeldi ya. Yani. Ben böyle şeyleri çok seviyordum. Fifi de şimdi Ona şöyle bir yaptı. yorum yapmak istiyorum. İnternetten izliyor insanlar abi. Ve iyi evet. seçiyor sanki yurt dışındaki insanlar. Ve o yüzden, yükseltmeye çalışıyorlar. O yüzden Amerika dışı seyirciler büyüktür. Amerikan seyircileri diyoruz. Yani Aynen. ben de. Aynen. ya Öyle yani. Doğru ya da öldü ki Amerikan seyircisi. Doğru. Yani en son herhalde 15 yıl önce falan yani 10 yıl önce bile saymıyorum ben o kadar. 120 yani. yıldır izliyorlar adamlar o yüzden. Yorulmuşlardır. Ama bak böyle olunca geliyor. Bu arada şey çok güzeldi. Ortam bence ışıklandırma başta böyle çok karanlık falan diye şey dedim. Hı. Ya belli hani bir sonraki ileriki maçlarda falan yakacaklar. Bence çok güzeldi böyle. Küçük bir WrestleMania havası vardı. Stadyumda. Bir de sürekli o gün batımını gösteriyorlar ya. Yağız bence oraya da not al. İleride bir gün. <laughs> evet, evet, ama orası biraz aşağı. <laughs> orası aşağı. <laughs> Acayip bir yer ya hakikaten çok güzel bir şehirmiş. Ben de ilk okay. defa gördüm. kadınlara ben de e... on... 8 vermiştim 10'u verecektim sadece. Neomi konusunda ben sizin fikrinizi merak ediyorum şimdi. Ben Naomi'ye bakarken asla unutamıyorum şampiyonlarken kemeri bırakıp gidişlerini. Hani bana hakikaten WWE bize şey gibi yansıttı ya onu. O zaman Michael Cole söylemişti galiba. İşte seyirciye ihanettir tarzında <laughs> falan yansıttılar. <laughs> Ki bence doğru da bir bakış açısıydı. Yani evet. nasıl bir anlaşmazlıkları oldu arka alanda çok ciddi bir detayla bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle istediklerini alamadılar hikayede veya belki para istediler onu alamadılar. Ama siz şampiyonsunuz. Orada sizinle ilgili planları var adamların Gece kemerleri vardı. bırakıp gidiyorsunuz. Evet, e, kemeri bırakıp gidiyorsunuz. Adamlar, e, CM Punk bırakıp gitti diye kaç yıl arkasından şey yaptılar. Hani adamı Karalist'e aldılar. Adam bu Saşayla Neomi şampiyonken gidiyorlar. Bırakıp gidiyorlar. E, ve Neomi hiçbir şey olmamış gibi geri dönüyor. Aradan belli bir süre geçti ama yani bence bir seyirciler bir özrü hak ediyor bu konuda. E, Neomi tarafından veya Sasha dönecekse ya dönmese bile bir özür hak ediliyor bence seyirci için. Yani beni çok ilgilendiren bir durum değil. Ben ikisinde aşırı taraftar değilim ama e, nötr baktığımız zaman da Tarafsız bakınca da bence seyirci bir özrü hak ediyor o konuda. Bugün an tam bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim. Şeyi şeye baktım. Royal Rumble maçına baktım. Naomi'nin geri döndü. Michael Cole ne demişti diye. Merak etmiş. Ki, o an canlı izliyoruz ya gece falan böyle şey değil. Bir açtım. Hiçbir şey yap <laughs> dememiş, Dümdüz. O bir yerden sonra böyle artık bir dakika falan oluyor böyle. Hiçbir şey dememişler. Bir dakika sonra "Oh, Naomi Returns" falan filan diyor. O kadar sadece. Tamamen yapmacık şekilde. Özellikle dikkat ettim ona. Ya bence başından beri diyorum Sasha Banks çok nazlı bir karakter. Sasha Banks'in gazıyla muhtemelen Naomi de yandı bence. Ben o o zaman da dedim bunu. Belki ondan Hı, dolayı. Tabii. Bir de tabii ki Jimmy'nin karısı olmasından dolayı <laughs> bence çok önemli bir faktör yani. Ondan dolayı ama bilmiyorum şu an Naomi bana şey, heyecan veriyor mu derseniz şu an hiç gitti bende o yani. Hiç yoktu ki döndüğünde de olmadı Hı. yani varlığıyla yokluğu arasında pek bir fark yok. Güreşemiyor da bu arada. Ben bari gitmesinin bir işe yaramasını istemiştim. Yok hala zamanlaması çok kötü. Hareketleri doğru düzgün satamıyor. Elimlişi Chamber'da 1-2 spot'u güzel yaptı onun hakkını vereyim de yani ne bileyim jim olmasa belki de <laughs> asla geri dönemezdi. Çünkü yok yani. İndiler'de pişmiştir Mesela, diye düşündüm. Aynı başta oldukları için tamamen Tiffany ile karşılaştırırsak Naomi'yi ikisi de atletizm backgroundundan gelen isimler ve e, Tiffany'nin mesela güreş ringinde harcadığı yıl belki Naomi'nin yarısı kadar bile değildir şu anda. Ona rağmen biraz hiç değil yani dörtte biri bile değil belki de e, hiç e, yetenekle bence açıklanabilecek bir durumdan ziyade bu biraz bakış açısı tamamen kişisel olarak yapılan işe bakış açısı. Mesela Naomi ilk WWE'ye geldiğinde hiç böyle e, kadınlar şampiyon olacağını veya ringde düzgün maçlara çıkacağını düşünmüştür kendisi de. Ben, yani ben, ben onu Rose ben de görüyorum. Şey hmm. Ve hala o bakış açısında olabilir. Hani ben zaten buydum bundan daha ileri gidemem gibi bir olabilir. Ama Tiffany'nin bakış açısı başkaysa e, tamamen yani insanın kendisine koyduğu bariyerlerle ilgili bu durum. O yüzden Tiffany'nin önünde çok e, açık bir gelecek var. Çok ikisinin de benzer geçmişleri olmasına rağmen aradaki fark ciddi yani. Girde. Gero. aradaki maç. Tag Team maçı. Judgment Day. Dur takımın ne olmuştu? New Catch. <laughs> New Catch Republic. New Catch Republic aynı. Gir bakalım. New Catch Republic. Ee, girelim. Çok hatırladığım bir şey yok maçı izlediğimde ama Aynen. yani iki tane <laughs> yüksek spot vardı. Birisini isminden dolayı hatırlıyorum. Birmingham mı? Birmingham Hammer öyle bir şeydi. O tatlıydı. Yaptıkları kelime oyunu. Ee, bir de Tyler Bate'in işte o airplane spin muhabbeti seyircinin de hoşuna gitti. Zaten maçın belki de en parlak noktasıydı. Ee, geri kalanı ilginçti çünkü bundan önce SmackDown'da mı ne Raw'da maç yaplarını Judgment Day'in diğer iki üyesiyle ve o çok daha güzeldi. Yani bana öyle geliyor en azından şu an düşününce. O çok böyle aklımda kalan hızlı ve heyecanlı bir maçtı. İzlerken de aşırı eğlenmiştim. Ama bence bunda şöyle bir durum var. O bir haftalık şovdu hani beklentiler daha düşüktü. Ayrıca çok da güzel bir haftalık şovun içindeydi böyle ve hızlı hızlı gidiyordu her şey falan o maçta dahil. Zaten onu izlerken çok daha keyif almıştım buna göre. Bu yani şey işte A4 maçımız var. Bir tane segmentimiz vardı. O 10 dakika falan sürecek. Ee, uzatalım. Yani çoğu maç için böyle yapmışlar diye ya, düşünüyorum. Bu paper bu arada ya 3 saatten fazla ki bunun neyisi ne? Nesini yani? Triple H ne yapıyorsun? Yani yapsana bunu eski takeoverlar gibi iki saat. Neyse, birçok maç bence bundan e, garizini aldı diye düşünüyorum. Yani bu maç benim gece gece için en heyecanlı olduğum maçtı Peru izlemeden önce. İzledikten sonra ne, okey dedim. Zaten sonucu yine 20 kilometreden belli olan bir maçtı. Tyler Bay ile Pete Dunne'a bu maçı vereceklerini kimse düşünmüyordu. Kötü bir maç değildi bu arada. Yani benim skalam şeydir yani 5 ise böyle okey yani görevini tamamlamıştır artık 6-7-8 deyince coşmaya başlarız yavaş yavaş. Herhalde onun üzerinden 5-6 veririm ya işte o Birmingham'ı er, bir de Airplane Spin için hani işini yaptı biraz da eğlendirdi ama dünyayı yakıp kavuracak bir e, maçta değildi. Şimdi de beni hani düşündürüyor bundan sonra Tyler Bate ne yapacak mesela Pete Dunne, ne yapacak? Bitti mi işleri? <laughs> Bitmiş olabilir çünkü. Kemerler ayrılmadığı sürece bence çok zorunlu işler ya. Yani. Herhangi sadece onlar değil vardı, bütün tekliflerin bence aynen çok teklif var ama kemerden ayrılması lazım. Yaz. Ben uzun süredir çok beklentimin olduğu ve benim beklentimi karşılayan bir maç hatırlamıyorum ve bu maç oydu. Ben çok beklentimin karşılığını aldığını söyleyebilirim. Eğlendim. Yani 17 dakikaymış, 17,5 dakikaymış maç. E, saniyesi saniyesine ben eğlendiğimi söyleyebilirim. E, maçın sonucunun ne olacağı çok belliydi ama bunu asla düşünmeyerek maçı izledim. Ve bence sonucu belli olmasa gerçekten Damian Priest ve Fimyalar'ın kazanacağını bilmesek çünkü neden biliyoruz? Wrestlemania'da ne yapacaklar kaybederse? Böyle büyük bir sorun var. E, yani sorun değil aslında. Aralarında da bir maç yapılabilir. Her şey yapılabilir ama WWE'nin gidişatına göre değerlendirdiğimiz için çok ortada olan bir şey. Belli olan bir şey. Ve maçın sonucunu bilmeden izlesek sonuç her şey iki yöne de gidebilir diye düşünsek hakikaten Tyler Bate ile kazanabileceği şekilde yazılmış bir maç baştan sona o ayarda giden bir maç yani bence near fall'lar da kaliteliydi olabilir mi dedirtti Dominin dahil edilmesi çok yerindeydi bence bunun yanı sıra işte özel anlar işte spindir beraber yaptıkları hareketlerdir Bunlar bence çok ilgi çekiciydi ve Tyler Bate ve Pitta'nın NXT'de bize izlettiklerinin belki onda birini izletmiş olmalarına rağmen ben ne kadar onları özlediğimi bir daha fark ettim. çok bence çok kaliteli iki adam. Çok harcanan iki adam. Ama kendilerini gösterme şansına sahip oldukları için bu da onlar için bence güzel bir gece oldu. On üzerinden puanlama yapacak olursak ben bu maça 8 veririm. Net sağlam bir 8 veririm. Kemer değişimi olsa yine 9'a da kayabilirdi. Ama ben istediğimi aldım mı? İstediğimi aldım. Çok kaliteli bir maçtı bence. Ben puanımı hemen 7'ye çıkarıyorum çünkü Nearfall'lar muhabbetini hatırlattı bana. Kendimin dediğini hatırlıyorum izlerken. Abi <laughs> ben bunu yerdim de diyordum. Kesinlikle senin yaptığın yorumu yapıyordum yani. O çok güzel yaptılar çünkü ama hani biliyorsun. Biliyorsun hani düşmek istiyorsun, fake'e gelmek istiyorsun ama gelemiyorsun. O iyiydi Nearfall muhabbeti. Ben de onun üzerinden 7 verdim. sizin söylediklerinizin dışında bir şey söyleyeceğim genel olarak çünkü daha böyle Ring için odaklandınız zaten. Söylenecek her şeyi söylediniz. Damien Priest ya bu maçta şey gibiydi. Diğerleri e, güreşçi Damien Priest'te işte uyum sağlıyor gibi. Ya bu bilmiyorum. Nedense şu Money in the Bank bende o hiç şeyi vermiyor. Hani Damien Priest şey yapacak falan. Hereyse yüzmesin. Damien Priest bana hiç böyle tehdit gibi gelmiyor anladın mı? Ha taktiğim kemeri var. Hadi onun maçını yapıyor falan diye böyle. Dominik bence maçtaki en önemli şeylerden biriydi. Dominik zaten yine geldi. Elini aldı mikrofonu yine buğulandı. O da güzeldi. 50 bin, 52 bin kişi tarafından falan böyle. <laughs> Maça sürekli müdahale olması. Yine güzel detaylardandı. Maç genel olarak iyiydi. Ama en az odaklanarak izlediğim maç buydu. Onu da söyleyeyim yayın sırasında da. ya dört maç bana şey geliyor. Böyle maçlar arası işte bir şeyler yapıyor. Sürekli zaten Avustralya reklamları Turizm acentesi sanki adamlar. <laughs> Onlar sürekli verip duruyorlar. <laughs> Şu oldu bak bu da var bilmem ne. Anlaşma yapmışlar belli Avustralya şeyle yani. Tanıtım videoları falan yayınlayacaklar bir şeyler. Ya yani kötü değil tabii. Güzel de dört maç arasında böyle zaten şey vardı. Ee, ya yani Grayson şey tek team maçıyla yani Elkiler Chamber'ın maçı arası 55 dakikaymış. Grayson Waller efektine yani. dahil. Yani bir saatin onunla geçirdin. Uzattın uzattın <laughs> durdun yani. Yani ekleyeceğiniz bir şey yoksa buradan da direkt Grayson Waller efekte geçeceğim zaten. Kodinin payroları 5 dakika falan zaten herhalde. Tabii <laughs> Yani. Daha harika bir şeydi ya gerçekten. Hadi oradan gireyim o zaman. Grayson Waller efekte. Ee, Grayson Waller zaten aldı reaksiyonunu. Avustralya seyircisi. Austin Tiro anons etti. O da güzeldi. Austin de zaten belliydi yani. Ben o, o, da orada olduğunu gördükten sonra dedim o yiyecek bir şeyler yani belli. Setronis geldi güzel. Seyirci reaksiyonu çok güzel. Oradan Prince'in 3 üç... Üçlü gözlüğünden takmış zaten. Değişik bir şey yani. O geldi. Cody şey gibi geldi. E, ee, WrestleMania 40'ta şampiyon olmuş. Tamam böyle. Ya o veriliyor yani. Ben her seferinde söylüyorum bunu bak. Uzun zamandır söylüyorum. Bu sefer Cody'nin vakti geldi artık yani. Olacak bu. Şaşırırım. Gerçekten WrestleMania 40'ta Cody kazanmazsa şaşırırım. O yüzden zaten beni iddiaya sokmaya falan çalışıyorlar sakalla. Muhtemelen de gireceğim artık bu sefer. En son 39'da girmiştim. Clash at the Castle'da girmiştim. Bu da 3 olacak yani. 3'te 3 üç yapacağız ama bu sefer ilk defa Roman'ın karşısına evet. oy vereceğim yani. Cody inanılmaz pyro'larla falan geldi. Yani Grayson Waller Effect'le ilgili ya senle girelim? Benle girelim? Ben şöyle girmek istiyorum. Austin Theory'nin orada olması bence gecenin verilmiş en doğru kararlarından biri olabilir. Evet. Çünkü Cody var, Set var. İki tane babyface asla en ufak bir bu aldırmak istemeyeceğim babyface ve Grayson Waller'ın ne kadar sevildiği ortada. Bu adamların da bir şekilde bir hareket yaparak şovu segmenti bitirmeleri lazım. Grayson Waller'a yapacakları en ufak hareketin bu alma potansiyeli var. Hani Cody için o yok bence de. Set için vardı. E, o yüzden Austin Terry'nin orada değerlendirilmesi çok tatlı oldu. E, zaten ona da yapacak bir iş çıktı yani. İşini de çok güzel yapan bir adam şu anda. Çok ne kadar üst seviyelere çıkamamış olsa da verilen bel rolü gayet iyi gerektiğinde gerçekleştiriyor. Grayson Waller arkasına desteği aldığı zaman evinde karşılandığı zaman büyük bir yıldız potansiyeli olduğunu bana çok hissettirdi. Yani bu adam kendisine platform verildiğinde bir şeyler yapabilir gibi hissettim. O yetenek, o karizma var bence. Mikrofon zaten var. Kendini rahat hissediyor yani. Cody geldiği zaman diğer güreşçilerin çok üzerinde bir seviyede rol biçildi ona ki zaten şu anda sen Roman'ı yeneceksen yapılması gereken de o. Çok doğru bakılıyor Cody'ye. Hala Triple için yazdığı, bukladığı her şey Cody'ye bir şey daha kazandırıyor. Bir adım daha Cody'yi ileri götürüyor. Hala bu gerçek. Bu gece Raw var. Raw'da da yine aynı şey olacak bence. Her Cody'ye çalışıyorlar ve olması gereken de bu. Roman'ı yenecekse ki büyük ihtimalle. Ee, set yine iyiydi. Setin temize çıkması benim çok hoşuma gitti. Ee, yani şimdi şunu düşünüyoruz. Konuşmalardan anlaşılan, benim dışımda anlaşılan şu olmuş. Tag Team maçı artık olacak resmileşti gibi düşünülmüş. Ama ben daha çok şunu anladım. Tamamen Cody üzerinden ilerlenildi. Ve Cody ben rakla maç istiyorum. Teke tek dedi. Roman öncesinde dedi. Bu ne demek? Önceki gece rakla Cody teke tek bir maç yapabilir. Ve bu maçın kazananı Roman'a gidebilir öbür gece. Ben bunu böyle anladım ve burada da setin ben yanındayım demesini menajerlik tarzında anladım ben. Hani Cody'nin yanında bulunacak en ufak bir bloodline müdahalesine karşı ve büyük ihtimalle de Bloodline'ın maça müdahale olmasına e, karşın set Cody'ye yardım edecek ve Cody bir şekilde kazanacak. Öbür gece Romuna meydan okuyacak gibi anladım. Ben kafamda böyle bir şey yazdım. Her takım maçını daha çok isterim. Orası ayrı. Ama e, bu da bir WrestleMania 30 Daniel Bryan vari bir olay olabilir. Orada Triple H'i yenip main event'e çıkma hakkını kazanmıştı. Burada da Cody önce ilk gece rakı, ikinci gece Roman yansı. Çok ayrı bir şey olur tabii. ama seyircilerin çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. O yüzden bana öyle bir hissiyat verdim. Show, e, bu arada segment de hoşuma gitti yani genel olarak. Daha iyisi yapılabilir miydi? Bir mesaj görebilir miydik? Bloodline'ı, Paul Heyman'ı falan bir görebilirdik yani ama hiç yoktan iyidir. En azından güzeldi yani. Yani ben segment'a fazla yükselmedim. Yani bu da işte çoğu bu elime içeceğim gibi bana house show havası verdi. Yani bu Rav'da da olabilirdi. Şimdi bunu ben daha büyük bir şey bekliyordum. Sen PL'ye yapıyorsun. Yani daha büyük olması gerekiyor en azından hani konsept olarak. E Rak nerede? Ya da başkaları nerede? Yani ya da neden Roman Reigns kulağına ASMR yaptı? Grayson Waller'ın şeyde SmackDown'da, Rav'da falan. Ne dedi yani? E, o, o, konuda yani belki bir ufak bir şey vermişlerdi de verdilerse benim yani dikkatimi çekmemiş en azından. Neyse. Ya Grayson Waller hakkındaki yorumlarına bu arada katılıyorum. Onda potansiyel olduğunu ben de görüyorum şu an. Ya önceden sadece SmackDown'da falan aşırı push alırken bunu düşünmüyordum. Ben hatta zaten dediğim gibi bak aşırı push alıyor dedim. E kullandığım terim o. Ama şimdi ben hani Türkiye videolarına bakıyorum. Bir işte community event yapmışlar falan. Youtuberlar geliyor oynuyorlar. Grayson Waller da orada. O adam orada tamamıyla şeysiz nedir o tasmasız. Yani bir script vermemişler ve orada inanılmaz karizmatik. Çok aşırı eğlenceli bir adam. Hani böyle e, tamam gerçek hatta böyleyse yani güreşe de yansısa bunu tamam GG tamam yani o adamdan bir şey olur. Mutlaka bir main event seviyesinden falan çıkarabilirsin yani onu. WWE de seviyor zaten. Ama onun sorunu en büyük sorunu kesinlikle kelimesi kelimesine scriptlemeleri yani çoğu insanı yaptıkları gibi. Yani yani bu adamların nefes alacağı yere kadar scriptliyorlar ya. Ve Grayson Waller bence bundan en büyük darbe yiyen insanlardan birisi. Yani şu an atıyorum 10 üzerinden 6-7 ise Grayson Waller. Scriptsiz yani 8'e 9a çıkabilir diye düşünüyorum. Yani scriptsiz Peki, demeyeyim de. daha Çok özür diliyorum. Öyle yapmasalar ne oluyor? Go Crimea River oluyor ondan sonra. O yüzden <laughs> bu bakış açısı bence çok iyi. Yani sen de ben... büyük ihtimalle katılıyorsundur zaten. Ben katılmıyorum. Benim dediğim Nasıl şey Etüdera. Etüdera yani şey yapacaksın abi. Adamın boğazını öyle sıkmayacaksın. Bir elle belki sıkacaksın. Hani biraz daha yumuşak davranacaksın. Ki Rock'lar türüyebilsin. Stone Cold'lar türüyebilsin yani. Ya bakıyorsun abi Bianca Belair benim en gıcık oldum. Becky de aynı şekilde. Chat GPT konuşuyor gibi hissediyorum ya bana. Yani olmaz ki öyle. Biraz serbest bırakacaksın. Herkes de değil bu arada. Evet. Senin Bir şey dediğin gibi Crime River olabilir. Lucha Things olabilir. Kodi de aynısını düşünüyor musun? Konuşurken. Kodi'yi ben bu arada serbest bıraktıklarını düşünüyorum. Ama onun kendisi o kendi script yazıyor. Hollywood starı gibi böyle. Burada yani bence de ha. Seçiyorlar serbest bıraktıkları adamlar oluyor evet. bence ve bunları seçiyorlar. Yani herkese yapmaları biraz sıkıntı Siyan olabilir. Siyah yapamazsın. script olmaz mesela. Tabii. Yani, The Grayson Waller'ı da seçsinler diyorum işte Pokemon gibi. Hı -hı. Çünkü ya belli oluyor NXT 2.0 kafasında konuşuyor. Onunla da çok kol cool oluyorum yani. Ya bir Ama... yerden sonra o güveni verirse seçerler zaten büyük ihtimalle. Biraz güvenmeleri gerekir muhtemelen. Belki bu iyi bir adım olmuş olabilir yani. Ya demem o ki bu segment veya genel olarak son zamanlarda Grayson Waller'a benim de sempatim arttı. Tam tersini düşünüyorken. Ee, onun dışında segment hakkında ilgimi çeken şey Grayson. Yani Belki hatırlamıyorumdur da, Austin Tiri yedi. de Grayson çekildi böyle bekledi hiç yardım etmedi değil mi? Sonra evet. ayakta kapattı bu arada segmentte. Oradan demek ki bir şey olur ilerleyen ravlarda, Smackdown'larda. sen beni yalnız bıraktın kardeş ne alaka diye. Onun dışında notlarıma bakıyorum hemen. Yani bu kadar ya benim de. Ha tag team işte. Ban sanki tag team yapacaklarmış gibi geliyor. <laughs> yani seti menajer yaparlarsa çünkü nereye? koyacaklar yani ve Cetronis ne yapacak yani böyle eli kolu bağlı bekleyecek mi böyle y yürü ve kodiye en sevdiğim güreşirsin yenersin rakı diye beklemesi çok garip olur yani bence Setronz'in itibarını çok kalmasa da kalan itibarını korumak için bir takdim maçı olsa daha tatlı olur gibi geliyor bana menajer gibi durmaz muhtemelen de bana hani Bloodline müdahalesi olursa ona karşı o da arkadan hmm. falan gelir gibi geliyor ya yani. menajerle evet. onu kastetmeye çalıştım çünkü Kavşan o dediğin yedi. saçma saçma hakikaten maç kenarında böyle beklersen <laughs> şey, o bir garip bir olay yani gerçekten. Peki evet. ortalığı karıştırayım mı şimdi? Hayda. Ya drak da önemli orada. Ya drak <laughs> işte başından beri oynuyorsa muhabbet yaptık ya. Neyle? Ya set de öyleyse. Hayda. Ben seti set, set çok set çok şey yapıyor yani. Sete bir şey lazım diyoruz ya böyle bir bir dönüşüm yaşaması lazım. Bir şey o kemeri kesin kaybetmesi lazım. Hep böyle dur ben yanındayım. İşte mevzu bahis Bloodlines'a asla one on one olmayacağını sen de biliyorsun. Ben de senin yanındayım falan çekmesi ve bunu sürekli söylemesi. Bilmiyorum. Ya yapsınlar ben, abi. Yapsınlar sinema film gibi izleyelim yani anladın mı? Ben istiyorum böyle şeyleri. Ve hepsini üst üste koyup koyduğu hepsini yanmış olsun. <laughs> ne diyeyim? <gülüyor> i̇zlenir. izlenir <gülüyor> çok iyi olur. Vallahi acayip bir şey. Tam böyle Amerikan filmi gibi zaten olur öyle bir şey olsa zaten de. Kodil'in Şu an iyi nokta değindim. Bence yaptıkları her şey ona işaret ediyor bu arada. Setin heal olmasını işaret ediyor. Özellikle son iki haftadır kıllanmaya başladım setten. Hmm. Yani bilemiyorum. Şey detayı çok iyi yalnız fark ettiniz Resim Grayson Waller dedi ya. Roman Eknalcı diyorsanız gösterin diye. Set bir orta parmak gösterip indirdi. <laughs> Aynen. Aynen. <çok> <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> o da güzel detaydı ya. <laughs> ya segmentle ilgili söyleyeceğim her şeyi söylediniz zaten. Bir şey de yok yani şey güzeldi. Asın tiri renk kattı. Cody'nin maç teklifi zaten en önemlisiydi. Ya onun için zaten yapılmış da segment. Bakalım bilmiyorum. Mesela May nasıl taşıyacaklar bunu da. Maç mı olacak? Yarak bir şekilde olması lazım yani anladın mı? Evet oldu bu sefer. Bana sadece şu <gülüyor> <gülüyor> bana sadece şu çok mantıklı gelmiyor. Rak hakikaten Russell da çıkacağı maçı ilk gecenin main event ile kapatmak ister evet. mi? Yani ona yeter mi? Ondan emin olamıyorum. Çünkü başka yeri yok şu anda. Triple threat olması dışında. Rak gece olacak. Başka şansı yok gibi şu anda. Değil mi? Bence olmaz. Bilmiyorum. Adam Bilmiyorum. diyor ki Fast and Furious'ta ben yenilemem. Ekranda benim yenildiğimi gösteremezsiniz. Anlaşmaya yazıyor bunu. Burası WWE kardeşim. kardeşim. <laughs> WWE adamın şu an. <laughs> Adam şu... <laughs> işte şey yapabilir. Zaten kaybese bile para kazanacağı için. Aa, <laughs> ne kendi bileyim yani. Dükkanım tabii canım şey mi olacak şimdi Dabi de kaybetti tüh ya dur filmine gitmeyeyim mi diyecek normal süreç <laughs> izleyici yani. Ya bu zaten kaybetti ya falan diye. Allah'ın sarışında kaybetti bilmem yok ya. <laughs> Hadi erkekler chamber maçına geçelim. Geçelim. Erkekler chamber maçı. Tek bir şey söyleyeceğim. Sonra konu konu açacak zaten. Logan girene kadar maç çok sıradandı bence. Logan da zaten tabii ki. Ya Logan şöyle bir şey. Logan Kifar etkisi yaptı bence şeydeki. E, kadınlar maçındaki. Ama Logan daha iyi yiyerek yaptı bunu. <laughs> güzel bir şey bence. Ben Logan'ı e, çok beğeniyorum. Artık bunu söyleye söyleye insanlar şey yaptı. Abi Logan sen Logan fanı mısın falan. Bu adam benim gözümde artık full bir güreşçiye dönüştü. Adam full time takılmaya başladı. Geliyor da şeye. Chamber'a falan geliyor. Ve en kritik şeyi o yaptı zaten maçta. Logan'ın bir hakkını verelim de. Onun dışında böyle genel Chamber maçıyla ilgili başlayalım. Yağız. Gir bakalım. Böyle konuşalım. Yani Logan Paul gençliğinden beri sporlarla uğraşan bir adam. İşte güreşidir, boksudur. Ama bu acayip bir geçiş oldu. Hakikaten gençliğinden beri sporla uğraşan başka adamların, başka spor dallarından WWE'ye geldiğini daha önce de gördük. Ma Logan Paul biçilmiş kaftan. Yani bu iş için yaratılmış gibi bir havası var hakikaten. Belki küçüklüğünde izliyordu çok büyük hayrandı sonra ara verdi falan onu onu bilemiyorum. Yani izlemek onu görmek de çok önemli bir şey çünkü küçüklükten itibaren e, hareketlerini yansıtmak açısından ama gerçekten adamda yetenek var. Yetenek üstüne çalışmayı koyuyor sürekli geldiğinden beri WWE'ye sürekli eski maçları eski olayları takip ettiğini söylüyor. İzliyor öğreniyor inanılmaz bir çalışma azmi zaten var. Bunun yanı sıra yetenekle birleştiği zaman işte ortaya bu çıkıyor. Şimdi Logan Paul nasıl 2K 24'te 90 over olmuş diyoruz. Ama bir yandan bakınca da olabilir yani hakikaten. Öyle bir havası var. Şimdi bu adam destek alıyor olsa, bu adam babyface olsa e zaten yapabilecekleri ortada. Belki bir karizma da üstüne koysa, biraz daha bize Bir şeyler, bir ekstra bir şeyler daha olsa belki de main event seviyesinde en büyük seviyeye de çıkacak. Belki ileride çıkacak yani onu da bilemiyoruz. O yüzden çok şaşırtıcı bir yandan da takdir edilesi Logan Paul'un gelişimi ve WWE'de gösterdikleri çok tebrik ediyorum. Yani gerçekten mükemmel. Ben Elimination Chamber maçında bir an arıyordum. Ve senin Logan Paul demenle her şey oturdu. Bir an arıyordum. O an şu. Maçı izlerken fark ettim. Yani bir yerde çok yavaş gidiyor maç hakikaten kadınlar chamber maçı bence daha iyi konumundaydım. Sonra bir yerden sonra Aynen. sonlara doğru uçmaya başladı. O anı ben kestiremedim ama nereden sonra oldu falan diye. Logan Paul girdikten sonra olabilir gerçekten. Yani ikimizin bakış açısı da benzerdir büyük ihtimalle. Logan Paul girdikten sonra maç hareketleniyor ve yine tüm zamanların en iyi chamber maçlarından biri diyemeyeceğim. Çünkü gerçekten çok iyi chamber maçları izledik. Ama tatmin edici bir Chamber maçı mıydı? Kesinlikle öyleydi. Mesela geçen hafta e, Elmeş'in Chamber maçlarına örnek verdik en sevdiklerimizden, bizi unutamadıklarımızdan. Onlardan bir tanesini ben geçen hafta söylemeyi unutmuştum. Elmeş'in Chamber 2018 bu 7 kişilik Elmeş'in Chamber maçı da çok tatlıydı. Orada mesela maçtaki yıldızlar da çok büyüktü. Yani John Cena o zaman yine çok büyük bir yıldızdı. Roman Reigns e, yani bence Big Dog hali e, Tribal Chief haliyle kapışır Roman Reigns'in. E, büyüklük konusunda. E, o yüzden o da ayrı bir boyuttaydı. Braunstrom'un da ayrı bir noktadaydı. İşte zaten evet. diğer isimlerde Miss falan, Finn Balor vardı. Bir kişi daha vardı, bir kişiyi unuttum şimdi. E, o da vardı işte. E, maç çok büyük bir maçtı bence. E, bu maçı izlediğim zaman ben o maçı hatırladım. Neden çok emin değilim. Ama evet. bana o maçı hatırlattı. E, o maç bir tık daha öndeydi benim gözümde ama bu da takdir edilesi oldu. Yine sonucu belli olan. Ama içimde de acaba Randy olur mu ee, old, düşüncesi olan bir maçtı. Randy de kazanıyor gibi oldu ama Logan Paul işi yine maçı bitirdi. Maçın e, ismi oldu, maçın yıldızı oldu. Dolayısıyla Drew kazanacaktı ama nasıl kazandı önemli olan oydu. Ve bence güzel yaptılar. Kazın sonunda güzel yaptılar. İyi bağladılar. Logan Paul-Randy Orton eşleşmesi çok şaşırtıcı bir eşleşme. Nasıl olacağını kestiremediğim bir eşleşme. Ama heyecan veriyor mu? Veriyor yani. Bence güzel olur. 10 üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden kadınlar maçına 7 mi vermiştim? Buna da 7,5 vereyim. Onun altında oldu. Neyse. Ee, benim ilk dikkatimi çeken şey Eda Knight'ın girişi. Ve Eda Knight'ın girişinde seyircinin o kadar da yükselmemesi. O LA olay girdiğinde müziği uuu diye seyirciler uçar. Burada uçmadılar o kadar. Dedim ki evet Roman Reigns'in işte o maçı Elenia'ya yaptı sonunda yavaş yavaş artık Elenia'yı yakalamaya başladı gibi gözüküyor. Ee, adama yani WrestleMania kadar kemer vermeyecekler belli ama bir an önce kemer vermeleri gerekiyor. Ben buna e, bunu düşünüyorum. Yani resmiye dönemi sonrası ilk kemer alması gereken insanlardan bir tanesi yoksa bilmiyorum yani bu yakaladığı momentumu tekrardan geri çevirebilir mi? Evet çevirebilir hala yeteneği var bence çünkü çok yani yetenekli. Ve işte durak ...şimdi sürekli falan gelecek de... E, ...Wrestlemania sonrası o ortamlar boşalacak. E, şey... ...tövbe tövbe. E, neyse... E, ...maçın geri kalanında Logan Paul'dan... ...bahsetmek istiyorum ben de direkt hızlıca. Çünkü aklıma birçok düşünce geldi. Yani kesinlikle Logan Paul... ...atletik olarak zaten... ...mükemmel. Amatör güreş, boks... ...tamam yeterli. Sonra ilgi çekme... Hani, ...reklam konusunda zaten... ...sosyal medyadaki başarısı... ...yani belli... Hangi platforma giderse başarılı oluyor. Moral yollarla etik yollarla başarılı oluyor mu? Bunu sorgulayabilirsiniz. Ama günün sonunda adam isminden bahsettirmesini aşırı iyi biliyor. Yani deli gibi çalışıyor, bir disiplini var dediğin gibi yaz. Yani girdiği her işe gerçekten de her şeyini veriyor. Ama en önemlisi güreşten çok iyi anlıyor. Artık bunun sebebi tam olarak nedir bilmiyorum. Ama ya bir heel'ın yapması gereken en önemli şey dünyadaki en önemli şey bir heel için seyirciye şunu dedirmesi abi umarım birisi bu adamın ağzını burnunu kırar ya dedirtmesi. Logan Paul bunu dedirtmesini çok iyi biliyor. Bu maçta da onun için bir sürü şey yaptı işte. İnsanlara artistik yapması falan. Sürekli Kevin Owens'la dalga geçmesi. işte o kalemle alıp yazması falan böyle. Ondan sonra direkt ne oluyor? İşte çok güzel bir videosunu yapmışlar zaten. Böyle işte podun içindeyken, çember içindeyken yazıyor böyle Kevin Owens artistik falan yapıyor. Ondan sonra şey oluyor böyle bir hızlı bir kesmişler videoyu. Kevin Owens böyle mahvediyor falan Logan Paul'un böyle kafasını vuruyor falan cama. Yani mükemmel budur abi yani adam çok iyi anlıyor güreşten. Ve ben bunun büyük bir sebebinin mesela direkt gelip Shawn Michaels'dan eğitim almasının, direkt gelip Triple H'den eğitim almasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Tabii bir de büyük bir star olarak geldiği için en başından beri adamı çok iyi koruyorlar ve hep güzel böyle nedir o? İşte eldivenle seviyorlar adamı böyle şey yani... O genelde kötü bir tabir olur da hani hiç zarar gelmesin diye böyle yapabilecekleri en güzel şekilde e, yapıyorlar Orgun Paul'un maçlarını. Ama mesela Logan Paul yani önceden başlasaydı, genç yaşlarında başlasaydı, indilerde falan başlasaydı kesinlikle böyle bir güreşçi olmaz. Çünkü bence birçok güreşçi modern güreş stili dediğimiz hani uçma kaçma muhabbetinden dolayı akılları çok zehirleniyor. Diyorlar ki ben şu hareketi yaparsam işte 630 yaparsam seyirciler beni sevecek. Sonunda iyi bir güreşçi olacağım. Hayır abi. Logan Paul'un yaptığı şeyleri yaparsanız iyi bir güreşçi olacaksınız. Yani önemli olan hikaye anlatabilmek, önemli olan yüz ifadeleri. Yani sadece güzel bir yüz ifadesiyle 10 bin kat daha fazla e, bir şey anlatabilirsin. Seyirci seni çok daha fazla sevebilir. Ya Logan Paul da bunu anlayan birisi. Dolayısıyla yani tamam ya adam her şeyi yapabilir. Yani nereye koysan olur. Ve 90 olması gerçekten çok çılgın. Tabi de bir knın ratingleri genel olarak e, çılgın bu sene. Ama ben kızamıyorum. Kızamıyorum Enes abi senin de dediğin gibi yani haklılar yani. E, ya onun dışında yine bu maç benim için biraz düzdü. Ama hoşuma gitti çünkü ya bildiğin Arap saçıydı çünkü ortam. Bir, bir şey çıktılar yani temiz çıktılar. Ve artık resmiyada ne olacak çok böyle hani güzel anladık. Yani işte o AJ Styles'ı senin videonu gördüm. Abi. Böyle şey burada AJ Styles'ı koyacaksın falan deyip şey yap adamı samınlamışsın böyle. Güzeldi o. Ee, yani güzel böyle her şeyin arasından çıktılar ve hani Randy Orton Logan Paul feud'u da benim hoşuma gidiyor. İki tane goat. <laughs> Logan Paul da goat oldu. Ama şey birbirlerini sevdiklerinden de eminim. O podcastlerini izlediniz mi siz bilmiyorum da. Orada bence çok güzel bir şey yakaladılar böyle. Randy sevdi onu. Zaten Riddle'ı seven adam Logan'ı niye sevmesin? Yani tatlıydı. <laughs> ben de 10 üzerinden 7-8 veririm buna. Tek aklımda soru var. Yani bunda ortaya koymak istiyorum. Yani başka serilerde söylenebilir de. Kevin Owens ne yapacak şimdi? Biraz üzüldüm adama. O kadar. Trip, triple Threat'i çak gitsin işte. Hmm. Olur mu ki o? Bence olabilir. Niye olmasın yani? Olabilir. Bence tam merdiven maçı yapılacak kemerde. Evet bence de. Çok güzel olur yani. İki kişi daha ekle dört kişi. Dört de olur. Aynen, aslında dört daha iyi olur yani daha fazla Erteniz. olmasındansa dört daha iyi kesinlikle dört kişilik harika olabilir. Her temiz maç burada Yürümün olur. Bak hatta iki kişi ekleyebilirsin abi sana çok güzel elimde çok tatlı iki tane adam var o maçı ekleyeceğim. Ee, bir tanesi Angel Garza diğeri de Umberto Carillo Bunları eklersen çok tatlı bir <laughs> maç olur. Ya, maç tatlı olur da. Gel bileyim <laughs> Ya abi erkekler Chamber maçı. Elemelere baktım şöyle. 3 duru 2 rendelemiş zaten. <laughs> yani cidden bu arada bak bu şimdi notunu almıştım da. Muhtemelen incelemede bahsetmişimdir de. Ne dediğim gibi. Login girene kadar kadınlar maçı daha iyiydi bence. Ya bence ben eşit tutuyorum. O yüzden ikisine de 8 verdim. Onu da söyleyeyim. Hani, hani şey yapmayayım dedim. Biri yok bir tık şey olsun falan diye böyle. Çünkü önemli bir şeydir yani. O 6. kişi girene kadar belli bir seviyede de kalıyorsan puanını düşürürüm yani. Öyleydi. Bu sefer e, hani birkaç detay e, mesela Babileşinin Lashley'nin Spear'ı daha eski 2003'te galiba Goldberg göndermesi gibi Keriko'ya evet. yaptığı. Güzeldi. Hmm. Bunu Logan'a yapması ayrı güzeldi. Logan zaten diyorum dayak yiye, yiye maçta çok iyiydi yani. Şey çok belliydi ama Babileşin o sakatlık durumu bilmem ne derken böyle tam şurada şu an AJ'in geleceği an dedim. Geldi zaten AJ'de. <laughs> Hikaye zaten mecbur böyle olması gerekiyordu. Çünkü LA Knight Yüzünden AJ bu maçta değildi yani. Ben hatta eleme maçında bekliyordum. Ben LA Knight'ı bu maçta olacağını düşünmüyordum. Bir tek zaten orada yanıldık. Diğerleri tuttu böyle tahmin yapmıştım da. Ama maça geliyorsa illaki bir karışma bir şey olsun. O da zaten şey böyle bilmem 10 saat uçakla ancak sadece şunu yaparak 30 saniye döv, dövmek için geldi falan diye. AJ Styles'ı ama öyle parasını da alıyor kardeşim şimdi yani. AJ ile LA Knight'ın feud'u olacak belli. Ya feud'dalar zaten de o. Bir süredir zaten öyleler. Ona bağladılar. Ya ben bunu seviyorum işte. Böyle büyük maçlarda Rumble olsun, Chamber olsun hikayeler dönmesi gerekiyor. Mesela War Games çok iyiydi bir ara. O iki yıl önceki. ya ilk War Games, Survivor Series War Games'de de direkt hikaye işlediler. Hmm. Maç bence hmm. çok iyi bir maç değildi ama hikayeyle kazandılar. Şimdi keza yine birkaç olayı birbirine bağladılar. Şimdi Randy ile durum kaldı. E, Logan yine X faktör olarak geldi oradan muştasıyla. Rendi'ye vurdu gitti. Şimdi ben de bekliyordum Drogon kazanacağını. Ama bu şekilde olması bir kapı daha açmış oldu. Şimdi Rendi belki de United States kemeri için gidecek yani. Çünkü Rendi'ye bir maç lazım resim Çok güzel oldu bu. Bir de o şey G'yi var ya Logan Paul podcast'ı çağırdıklarıyla Fiu'da giriyor diye. Şaka değil bu arada. Hepsi hepsiyle <laughs> gir, gir yaptı yani. Şimdi şey yapmışlar. Sırada John Cena mı var diye. <laughs> Bilmiyorum yani. ilginç olabilir. John da şey yapmış. <laughs> Ona da yatar bu arada. Hangi ya, anlamda? On, onu, diyecektim. <laughs> Tam doğru biliyorum. <laughs> <laughs> Zaten Alex Riley'ye yatıyor. Valla ya. Otobüs otobüs. ne oluyor kardeşim? Hayırdır Sina. <laughs> Peki belde yoksa göstermelik miydi? <laughs> <laughs> İlginç. Eskiden de Mickey James falan geyikleri vardı onunla da. Genel olarak ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Erkekler Chamber maçına. Dardım, yani... Bir saat oluyor bu arada. Rhea Ripley ile hadi bakalım Rhea Ripley Nia Jax, main eventimiz. Ben bu arada ben söyleyip çekileceğim. Maç hayatımda izlediğim en güzel kadınlar maçıydı. <gülüyor> Abi <gülüyor> çok güzel yani anladın mı? Çok güzel yani. Buradan bana ya işte Riyaya da yükselen falan kimse kusura bakmasın kardeşim. Twitter'da gördün mü? Güreşlerle alakası olmayan şeyler bile paylaşmış yani o ya böyle şeyler mi oluyor falan diye. Yani e, muazzam iki da doğmuş güreşçinin harikulade maçı. Ajax tam görevini yaptı. Dominant şekilde böyle. Ve zaten ya, yani maçın herhalde bir %60'ını, %65'ini falan Ajax döverek geçirdi. Ama Rhea Ripley'de de belliydi o. Yapacaktı, yenecekti yani burada. Yine sonucu belli bir maç. Hepsi için aynı şeyi söyledik bu arada. İşte ben bu yüzden mesela bir puan kır, kırarım yani bütün genel şovun değerlendirmesinde. Rhea Ripley Nia Jax'i yendi. Çok özel şeyler oldu mu? Ha, şey detayı vardı işte monitörler dikken atılması masaya. veriplerin birazcık sırtı yanmıştır. Herhalde acımıştır. Yapacak bir şey yok. Orada 13 tane aile üyesi izlerken Avustralya'nın kraliçesi geldi. Başını kazandı. Ama başka örüm yapmayacağım. Çok güzel maçtı. Çok çok güzel. <gülüyor> Buyuruyoruz. <gülüyor> 10 üzeri 7 yani... bu arada. Yani iki puan yarı ile geldi ben. i̇ki puan neyse. Sınırlıyorum kendimi. Nia Jax beklediğinden harika bir daha harika bir Giant Hill rolü üstlendi. Bunu senden duymak. Yani kesinlikle <laughs> hakikaten bu maç için olabilecek en doğru seçimdi belki de. Avustralya'da Riya'ya bir villain lazım. Ria'nın üstünden geçmesi gereken biri lazım. Ve bu kişi Nia çok doğru seçilmiş. Yani hakikaten e, Nia Jax'ı sırf bunun için geri döndürmüş olmaları bile yeterli yani. Artık gidebilir Nia Bence görevini tamamladı. O yüzden e, tebrik ediyorum. Çok doğru bir seçimdi. Nia de buradan yazıklar olsun. Bak bu kadar büyük bir rolüm var. Hem övüyor ama hem ama gömüyor yani... ya burada. Nia Jax'i bak. Kesinlikle Nia Jax'i övmüyorum abi. Ben WWE'nin seçimini övüyorum. Lütfen. Nia Jax'i sövmem lazım yani. Bu kadın <laughs> gerçekten bu kadar mı umursamaz olunur ya? Sana adamlar pay-per-view main event'i vermişler. Avustralya'da en büyük yıldızın karşısındasın. Bu kadar büyük bir rolün var. Ve hala yaptığın işi bu kadar önemsemez misin? Yani bu kadar mı umursamazlık olur? Gerçekten inanılmaz. Kadın sakatlanabilirdi. Rhea Ripley sakatlanabilirdi. Yani e, çok riskli şeyler yaptılar. İşte monitörlerin olayı vesaire. Bir ara şey e, bir şey deniyor. Eee Rana mı deniyor Rhea Ripley... Orada e, hareketi satmıyor mu? Başka bir yere mi gidiyor? Öyle garip bir an vardı. Yani maç içinde Riyaya e, şey yaparken, hücumu yaparken hiç umursamaz Riyaya karşı. Hiç umursamaz hareketlerde umursamaz. Yapayım da gitsin tarzında umursamaz. Beni çok şaşırttı. Yani normalde bir Raw maçında da bunu yapmamalı tabii ki de. Orada işte her hafta maça çıkıyorum. Live event'te her hafta maça çıkıyorum. Hani ağırdan alayım diyebilirsin. Bu kadar büyük bir rolün varken de bunu yapıyorsan bence bu senin işe bakış açındır. Nijax için negatif bir durum. Umarım daha fazla sakatlıklara sebebiyet vermez. WWE'nin bakış açısıyla Tabii. Abi. Ben sana katılmıyorum bu arada. Nia Jax bir dakika boyunca iyi ki submission yaptı. Diğer e. <laughs> <laughs> Tarihe geçen. Hulk Andre Barislam. Nia Jax, Rio submission. Muazzam yani. Buyur. Doğru seçim WWE'den ama yanlış bakış açısı Nia Jax'den. de büyük bir yıldız. Daha büyük de olabilir. Buradan sonra mesela Bianca abi. 2000... Pardon. <laughs> Bianca 2021'de <laughs> çok büyük bir yıldızdı. 2022'de yine çok büyük bir yıldızdı. Ama bir anda verdi Bianca. Becky Lynch 2019'daki yıldızlığını şu anda kaybetti. Şu anda ismi var diye Rhea'nın karşısına çıkıyor WrestleMania'da. Ama 2019'daki o büyüklüğü yok şu anda. Rhea Ripley bence Charlotte gibi olabilir. Charlotte asla büyüklüğünü kaybetmedi. Charlotte ne zaman gelse Charlotte. Rhea'da bence öyle gidebilir. Rhea'da da öyle bir hava var. Umarım da öyle olur. Öyle isimlere ihtiyaç var çünkü. Mesela bundan 10 yıl sonra da Riyar bir efsane statüsünde kalmalıdır. Onu da kendisi yapacak tamamen kendinde bitiyor iş yani. Ben 10 üzerinden 6.5 vereyim. Biraz ışık geldi bana da ama e, 6.5 aslında mantıklı evet. Katılıyorum. Ben de büyük ihtimalle o tarz bir puan vereceğim. Şu an aklımda tam e, girdelemedim de. Abi, ben reyaplı yorumuna katılıyorum. Reyap çünkü bence büyük bir e, kadın olarak kalmaya devam edecek önemli bir star olarak e, devam edecek. Çünkü şey değil, yani altı boş değil. Mesela Becky bence şey ne yaptı, Ne-Yo ile birlikte star seviyesinden olduğu yerden kendi iki seviye üste attı ve oraya tutundu ama boşluk var orada yani. Orada bir boşluk var. Bence Becky Lynch o seviyede değil mesela. Bianca zaten kadının ismi Bian hani. Bian için işte ünlü oldu. Tamam hadi sonra devam edebiliriz. Ama yani Bianca'nın da bu arada bence promoları yeterli değil ki bence Rhea Ripley'nin de değil de Rhea Ripley ring içinde o kadar ayrı seviyede ki yani işte bir Charlotte ona yaklaşıyor. Belki geçebilir Charlotte ve Ripley. Onun dışında kimse yok. Yani o ikili böyle tanrıça gibiler. Ring içi konusunda, fiziksel yetenek konusunda, güreş konusunda gerçekten kendi seviyelerindeler ve kendi sınıflarındalar yani. Ee, ya yani belki bir de işte Trish Stratus, Lita'yı falan ekleyebilirim oraya. Ya modern zamanlarda G'ye yaklaşabilecek birini göremediğim için şu an ben ring içinde belki NXT'den gelenler olur. İşte Tiffany geliyor mesela. Ee, belki hatırlamadığım başka bir isim olabilir. Ama ya yani çok nadir kadın. Dolayısıyla ben o yorumuna katılıyorum. Yani Rare bence bu pozisyondan düşmez. E, promolarını daha iyi yapması gerekiyor bence. Bu, bence Rare Ripley'nin en büyük eksiği. Hani zamanla da bunu bence geliştirecektir. Birçok güreşi geliştirdi. Yani belki de daha da yukarıya taşıyabilir kendisini. Kim bilir yani. Rare gerçekten dolayısıyla da bir de, bir de çok sağlam bir yerde duruyor. Ya Nia kesinlikle Fiziksel açıdan çok nedir o sıkıntılı bir eleman yani güreş açısından diyeyim 5 yıl önce neyse hala o yani 5 yıl önce de böyle güreşiyordu hala böyle güreşiyor yalnız şöyle bir gözlem yaptım ben ilk geldiğinde Dvrp'nin kaburgasını kırmıştı anasını satayım hani çok daha kötü güreşiyordu o mesela köşeden yok yaptığı hareketi yapınca gerçekten insanların üstüne oturuyordu orada tutunman gerekiyor Böyle oturuyormuş gibi gösterip oturma zaman gerekiyor. oturuyordu. Yani en azından bu tarz şeyler yapmayı bıraktı yani. Yoksa bence Rear başına çok daha kötü şeyler gelebilirdi. Yani Kayri Sen'e yaptıklarını hala unutamıyorum. Tabi Rear daha kocaman bir ablamız olduğu için o kadar kötü şeyler yapamazdı Nijax. Yani... Live Event'te Maxi'nin üstüne oturmuş ya. Ben onu gördüm. İşte Live Event'te kim bilir... Neler oluyor yani? <laughs> Abi bir tık daha şeydi o yüzden. Düşüktü boş seviyesi ve ben ne bileyim ww'nin seçimidir, Nijax'ın seçimidir ama aynen kullanışını çok iyi yaptılar. Promolarını falan da beğeniyordum. Böyle ilk geldiğinde özellikle herkes söylemişti. Ben de söylemiştim. Sonra ertesi hafta aldığı bir promo kesmişti. Lan çok hoşuma gitmişti yani. Benim böyle acaba bende mi bir gariplik var diye düşünmüştüm. ya ondan beri düzgün bir şekilde getirdiler ve yaz. Senin bence çok şikayetçi olduğun bir şey vardı. Bence değil yani zaten objektif? Şey diyordun abi. Yani o kadar insan var inşa edin ya. inşa edin birilerini getirin yani düzgün bir maç olsun diyordun. Ne inşa ettiler mesela burada ve etkisini görüyorsunuz. Hani ağam an bir maç olmasa da en azından ortada bir elle tutulabilecek bir şey vardı. Her söylediğim terim gerçekten çok sıkıntılı vardı ben lanet olsun. Evet. Ee, maça <laughs> kaç veririm? Yani bilmiyorum. Ee, ben de 5-6 falan veririm herhalde. Çünkü şey Ray Ripley'nin büyük bir star olmasından dolayı main event olmasına da okeyim. Yani ben açıkçası şahsen diyordum ki bu main event olmasa da olur. Keşke erkeklerin elimle şişen bir maçını main event yapsalar. Ama yani hakkını verdi yani ne diyeyim. Ne yalan söyleyeyim hakkını verdi bu maç. Hani fikirdeyim. iyi ki oldu kadınlar burada main event. Keresin main olmasın. Bir sürede almayacak. <laughs> en son zaten resim 37'nin tabi birinci gecesiydi. Tasha ile Bianca. O zamandan beri olmuyordu. Kadınlar main hiç olacak olacak deniyordu. Riyalipli tam dediğin gibi kero. <laughs> gidiyor şu an yani. Sky is the limit. Şu an gidiyor. Belli ama şey. Charlotte daha iyi olabilirdi. Charlotte daha iyi ring içinde. Belli yani o. Ama Riyalipli de çok iyi bir şekilde gidiyor. Resmen 39'da zaten Charlotte alacağı belliydi. Riyalipli'nin Charlotte'ı yeneceği belliydi. Ya dedim kemer aldı gibi Redmi'nin çağı başlıyor. Bir sene tutar demiştim. Tutuyor şu an. <laughs> geliyor yani. Tutacak ve bence Bekir'i de yenebilecek gibi. Ben öyle düşünüyorum. Oradan da şeye bağlayayım hadi. Şimdi resim ya da direkt dört tane maç net. Bekir Yeripli. Io Sky Bay'li zaten. Bay'li Rumble kazandı. En çıtırı o geliyor zaten. 3 dört arasında. Seth Rollins de işte Drew McIntyre. Bence artık e, o şey muhabbeti vardı işte. Drew'la Cody'yi izlerken. Resim çıkışında işte iki şampiyonu görüyorum. Ben hala aynı fikirdeyim bu arada. Drew McIntyre'da dolu dolu geliyor bence. Bir şeyler ya farklı bir Drew McIntyre şu anki. Geyik falan yapıyor. Geyik yaparken böyle işte şey gibi değil yani. Hani geyik yaptım bilmem ne yaptım. İki böyle şerefsizlik yapıp kaçtım falan değil. Bayağı gürüyor. tokur tokur da güreşiyor. O yüzden hoşuma gidiyor benim. Roman'da da Cody şu anlık. Herhalde gidiyoruz oraya ama işte rak bir şekilde bir yere dahil olması gerekiyor. Ya takdim olacak ya dediğimiz gibi işte Cody ile ilk gece maç yapacak falan. E şu an bu saydım dört maç var yani. Bunlardan memnun musunuz? Ya sana sorayım önce. Eldekilerle olabilecek en iyilerden biri bence. CM Punk'ın eksikliğini çok hissedeceğiz mecbur. ama Randy Orton'la set yapsan Drew McIntyre setten bence daha büyük bir maç. E ama hikayenin gidişatı Drew'un burada tabii durumunu düşünmek lazım. Drew McIntyre'ı da bu arada tebrik etmek lazım. Yani bu adam ben hiç unutmuştum kimleri yenip setin karşısına çıktığını. Hep aynı kişileri yenip setin karşısına çıkıyor. Öyle bir durum var. <laughs> Semizay'ın bir kere o maçlarda oluyor zaten. eleme maçlarında. Elimleşin Chamber'a katılırken de Semizay'ın yenmişti. İşte Kemino'nuz mu var? Birileri daha var. Hep o adamları yenip setle karşılaşmak için hak elde ediyor. İşte Crown Jewel'da ve <laughs> Day One öncesi de aynı şey. Ve sete kaybediyor. Yine sete karşı ve kimse de yadırgamıyor. Hala herkes Drew McIntyre'ı Kazansın işte e, kemeri de kazansın isteğinde. Ve bu da bence Drew McIntyre'ın başarısı. Biraz e, son yaptığı heel turnun çok etkisi var. Çok e, önemli. Yani orada kendisinde veriyor artık. Bir şeyleri tekrar başarabileceğini de fark etmiş durumda. Bunun çok etkisi var. CM Punk'ın sakatlanması ona çok yaradı. Yani zaten CM Punk sakatlanması o burada olmayacaktı şu anda. O yüzden her şey onun istediği gibi gidiyor. Büyük ihtimalle WrestleMania'da kazanır diye düşünüyorum kemeri. Ondan sonra da artık WrestleMania sonrası bambaşka şeyler izleyebiliriz. Bir tarafta Cody şampiyon, bir tarafta Drew şampiyonken. Çok ayrı şeyler yazılabilir. Ve bu potansiyeli ben Triple için asla boşa harcayacağına zerre inanmıyorum. Ve beni WrestleMania sonrası da heyecanlandırıyor. Şöyle bir ilk bir ay falan heyecanlıyım. Sonrasında biraz düşüşe geçebilir ama WrestleMania için WrestleMania kartı için eldekilerle yapılabilecek en ileriden biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok kızamıyorum da. Hani açık söyleyeyim çok heyecanlandığım bir kart değil şu anda. Roman Cody maçı okey ama onun altındakiler hiç o kadar üst seviye maçlar gibi hissettirmiyor. Hmm. WrestleMania için sıradan bir pay-per-view'da da yapılabilecek maçlar. Ama eldekiler bu. Eldekiler bu, CM Punk olsa çok başka olurdu. Ama yok. Efsaneleri geri getirmiyor Triple için bakış açısı bu değil. İsmekben gibi işte. Evet. Kart boş kaldı anda tekrar getireyim diye bir şey yok Triple işte. Eldekilerle en iyisi neyse onu yapacak. Efsaneleri belki şey görebilirsin. Anlık işte segmentlerde hmm. falan. Ama Stone Cold mesela güreşebilecek bir durumdayken Stone Cold neden maça çıkmasın ki diye de bir düşünmüyor değilim. Keşke onun da büyüklüğünü kullanarak kart biraz daha genişletilebilse diye düşünüyorum. Çünkü buraya eklenecek maçlar ne mesela? Randy Orton, Logan Paul, Jey Uso, Jimmy Uso. Yani bunlar iyi bir pay-per-view daha iyi hale getirmiyor bence. İyi bir pay-per-view süre olarak uzatıyor sadece. O yüzden biraz daha birkaç tane daha büyük maça ihtiyaç duyuyor bence WrestleMania. Ama bu saatten sonra ne yapılabilir çok da emin değilim. O yüzden eldekilerle yetinebiliriz gibi. Triple H'in dönemini özetler bu ya. Yani Düşündüğümde bak o şey ellerinden gel işte elinde olanlarla en iyisini yaptılar mabeti. Meşhur Chamber için birebir dediğimiz şey zaten. Yani bu tatta gidiyor ve ben sürekli diyorum bu podcastta bunu yani Triple H döneminden beri Legend'lar kötü kullanılıyor. Ama ben açıkçası şu an elindeki güreşleri yükseltmeni, yeni starlar yaratmanı 10 kat daha tercih ederim. Hani Legend'ların kötü kullanması yüce olsa da yani işin geleceğini düşünmek lazım. Onu da düzeltmeleri gerekiyor tabii ki de bir raddede de. Yani burada yapabileceğim o kadar çok yorum var ki. Öncelikle maç listesine baktığımda o Bailey io maçı bence biraz daha eşlenebilir Biraz hani çünkü gereken her şeye baktığımızda ne? Hani bir iki segmentler oldu çok geride kaldılar. Onu biraz daha yükseltebilirler çünkü Bailey'i çok severim ben. Yani iyi şampiyonunuz bir zahmet hani bir şeyler yapın onunla da. Ondan sonra yani diğer olarak ben okeyim. Senin yazın dediği gibi çok böyle yüksek beklentim yok İlginç olan şey hani haberler çıktı şimdi rak 3 hafta falan Smackdown'da 3 kere üst üste gözükecek herhalde ve <laughs> bu bir kıyamet alameti en son ne zaman olduğu bilmiyorum yani o yüzden bu da ilginç yani WrestleMania'da mutlaka bir şeyler yapacaklarına inanıyorum kayda değer o yüzden hani o da biraz beni heyecanlandırıyor WrestleMania için ya bir de her ne kadar baştan böyle burun kıvırsam da hani ekleyebileceğiniz maçları dedik ki Logan Paul'la Randy Orton Chad Gable'la Gunter'da demek istiyorum ben. Özellikle o Ivor'la maçından sonra, Ivor'la maçından sonra bir tık sezdim ya şey bir de şey demişti hani önceki haftalarda işte Gunter'a gitme sinyalleri evet. vermişti. Aylar öncesinde demişti ki ben hani işte her şeyimin üzerine yemin ediyorum seni ineceğim falan demesi o hikayeyi şimdi tekrardan ele alacaklarını düşünüyorum. Gunter'ın sıradaki rakibinin Chad Gable olacağını düşünüyorum ve sonunda Gunter'ı yeneceğini de düşünüyorum. Çok umutkar şey. Umutluyum bu konuda. Ve umarım bir yani Kurt Angle olur yani. Kelebekler nasıl hani böyle kabuğundan çıkıyor ya böyle bir anda kelebek oluyorlar. Chad Gable'ın için bunun olmasını istiyorum ya da O ciddi Chad Gable'a geçmesini istiyorum. Umarım böyle olur. Ama ya heyecanlıyım genel olarak. Bu kartlar bana Sence doğru karar mı olur ama? Günter Chad kaybettikten sonra ne olacak? Ana kemere Chad Gable'a kaybetmiş biri olarak gitmek. Chad Gable var, Chad Gable var. Sürekli Ivor'a Ivor'la yaptığım maçtaki Chad Gable'ı görürsek hani şey değil işte Alpha Academy ya da şaka yapan adam değil de işte Kurt Angle şeyini açmış böyle modunu açmış bir adam. Ve resime ne hala vakit var. Chad Gable'a sürekli böyle maçlar var. Ciddi rakipler yenebilir belki. Resmeden önce başka paperimiz var mı mesela? Yok. Ya o biraz sıkıntı o zaman. <laughs> Ama Bu konuda ben, hmm. Pardon bitirdi öyle konuşayım. Şey yani... Resmiyeden sonra da toparlayabilirsin. Gunter yener ve büyük işler yapmaya da devam ederse... Yaparsın yani bunu. Cody neydi nereye geldi hani mesela... Rock segmentından buraya geldik şimdi. O yüzden yapılabilir. Ben buna inanıyorum. Bu konuda benim şöyle bir bakış açım var. Hakikaten Chad Gable doğru adam olabilir gibime geliyor. Ve bunun birebir örneğini de biz daha önce gördük. Şöyle gördük. E, Walter tarihin en uzun süreli NXT UK şampiyonuydu. Ve karşısına Ilya Dragunov diye bir adamı çıkardılar. Bu adamı öyle tatlı inşa ettiler ki NXT UK'de. Ardından NXT'de. Ve bu adam o kocaman Walter'ı, o büyümüş şampiyon Walter'ı yenebilecek seviyeye çıktı ve geldi yendi. Harika da bir maçla yenmişti. Chad Gable'ı direkt burada Ilya Dragunov'un pozisyonuna koyabiliriz bence. Ve inşa etmeleri ne de çok gerek yok. Çünkü Chad Gable daha geçen hafta, iki, iki hafta önce gösterdi yani neler, neler yapabileceğini. Ve Ayvar'a karşı gösterdi. Biraz segmentleri kaliteli yaparlarsa, biraz o e, Alfa Akademi'nin o komikliğinden, goofy'likliğinden kurtulabilirse Chad Gable hafif böyle ciddi olursa Gunter'a karşı yapabilir ve Gunter'ın karizmasını en ufak zede aldırmadan bunu yapabilirler. Çünkü Chad Gable'da o potansiyelin olduğunu herkes görüyor. Sadece şu an bulunduğu ko konumu hak etmiyor Chad Gable'ı. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden bence çok doğru bir seçim olabilir. Örneğin mesela Brock Lesnar gitti. E Gunter'ın karşısına Brown Breaker'ı koyalım. E bakış açısı da olabilir ama Chad Gable var zaten elinde ve yıllardır bunu hak eden, bunu bekleyen bir adamken burada bence sıra önemi e, arz ediyor. Sıra önem arz ediyor. Chad Gable artık orada biraz Brown Breaker'ın önünde. Çünkü yıllardır o pozisyonda ama bir yere gelememiş. Bence hak eder ve çok da yapılabilir bir olay yani. Katılıyorum orada. Güzel bir maç olur. Ben bence de geceyi çalar diye düşünüyorum hatta. Çok güzel bir maç olacağına eminim zaten de. Bilmiyorum ya 40 gün var ya, 40 ne kadar inşa edebilirler o bende biraz soru işareti. Yani Chad Gable'dan ziyade WWE bunu yapabilir mi? Ee, son zamanlarda yapıyorlar bu tarz hikayeleri bence. Olabilir yani. O zaman... Diyorsunuz ki her yıl verilen ödüller... <laughs> Wrestling Observer izledim 2023 ödüllerinde. Böyle bir baktım. Ayy, vay, vay. Evet, Karo. Gözlemlemeye. <laughs> 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 Gitti geldi. Undertaker, Undertaker efekti yaptı. Aynı aynen aynen. <laughs> yani ben şimdi çok ödül var zaten biliyorsunuz da. Böyle bazılarını falan yazdım. İlk üçlerini aldım. Öyle söyleyeyim çok satı oldum. Gidiyor aşağı kadar falan da. Mesela yılın güreşçisi. Jelospray. Cody 2, MJF'de 3'müş mesela. Yani... Ben de şöyle anlaşılsın. bir şey var, bak ben şöyle söyleyeyim, Sizlikten an... ama şöyle bir şey, ee, şimdi ben WWE'yi daha çok izleyen biriyim, Hani be şöyle yani, onun dışında şimdi mesela ne var burada, önümde bakıyorum işte Rookie of the Year, Yuma Anzai, hiç izlemedim, bilmiyorum, yorum yapamam yani anladın mı? Yani. Yuma kim? Bilmiyorum. Ne ne bu, bu kadın mı, bilmiyor. erkek mi? Yuma ismi biraz da kadın gibi durmuyor mu bilmiyorum ki. Yok <laughs> yok <laughs> <Gökşen> <laughs> şey yapmıyorum. Hani i̇şte izlenler triggerlandı mı böyle? nasıl ya? ya kardeş nasıl iyi güreşçi ya diyor şu an iki kişi yazıyor aşağı. Yazmaya devam etsinler. Ya bunu bu... güreşçisi miydi sizce? Yıllardır şunu kavrayamadı internet güreş kamuoyu. Yine buradan bütün internet güreş kamuoyuna sesleniyordu. <laughs> Yıllardır şunu kavrayamadık genel olarak. Söylemeye çalışıyorum ama bilmiyorum gerçekten bakış açısının bu olması lazım yani bu adamın yaptığı değerlendirmeler öznel değerlendirmeler. Adam örneğin WWE izliyorsa, AEW izliyorsa bunları birebir düşünüyor. Yani bir tanesi daha çok izleniyor, bir tanesi daha az izleniyor şeklinde düşünüp değerlendirme yapmıyor. Adam izliyor, bunlar eşit ve bunlardan bir tanesinde ben atıyorum Will Ospreay'ı daha çok beğendim Roman Reigns'e göre. Onu seçeceğim diye karar veriyor. Veya atıyorum şeyleri rookie falan değerlendirirken mesela yuma mı yumoş mu bir şey dedin işte o mesela e, sallıyorum Logan Paul'dan daha çok iş yapmış onu seçeyim demiyor e, yani ben onu daha çok beğendim onu seçiyorum diyor ama insanlar bu adamın sözlerini bir e, olgu gibi algılıyor hani onu dediyse tamam odur falan diye düşünüyor bu adam kim ki bu biz bu la, yıllardır buna bu kadar laf yapıyoruz yani bu adamın hala gündemde kalıyor olması büyük bir yanlışlıktır gerçekten çok yanlış var internet güreş kamuoyunda... bu en büyük yanlışlardan bir tanesi. Hala bu adam haber yaptığı zaman bir kaynağı varmış gibi bakılıyor. Adam 150 tane haber yapıyor, bir tanesi doğru çıkıyor. Ha Deimelter demişti oluyor. Yani adam adını ağzıma bile almak istemiyorum. Gerçekten nasıl bu kadar yıllarca bu endüstride böyle pay sahibi oldu çok in inanılmaz. Yaptığı işler eskiden olabilir bir devrim açmış olabilir güreş haberciliğinde ama o zamanla kaldı. Yani şu anda şanros hep var. Şu anda başka haber alabileceğiniz birçok yer var. Niye hala bu adam konuşuluyor ben anlayabilmiş değilim. Neden hala işte 5 yıldızlı, 7,5 yıldızlı maçlar falan konuşuluyor anlamış değilim. Yani 5 üzerinden verilen bir puanlamada nasıl 7,5 puan verebilirsin ki? Yani matematikte dalga geçiyor adam kurallara aykırı bir şey bu yani kendisi kendisiyle çelişiyor ya ben 5 üzerinden puan verip 7.5 nasıl puan verebilirim ya 6.5 yani bu mantıksızlık ötesi bir şey. Yani konuşmaya bile gerek yok bence. Bence biraz, biraz konuşmayacak bir şey. <laughs> <laughs> Hafif davrandın adam'a diyorsun ki WWE ile AEW işi tutuyor. Hayır tutmuyor. AEW'nin başka bir şeyin tutuyor, yalıyor, siliyor abi, süpürüyor yani. Bildiğin AEW'den para alıyor adam. Ya almıyorsa yok. salaktır. Düpedüz salaktır yok yok, adam. Alıyor gerçekten. Öyle bir alıyor. şey var bu arada. AEW'ün yani. bir bağlantıları olduğu var yani. Resmi olarak da şeyli kontratları var ile O var. Abi. Adam sokakta yürürken pantolonu indirse Young Bucks'ı don giydiğini görürüz yani. O inanılmaz bir taraflık var. Bundan önce zaten ciddi alınmaması gereken bir adamdı. Şu an soytarıdan bir farkı yok. Abi sen Brown Breaker diye bir gerçek varken, Tiffany bile varken yani. Sen Yuma nedir abi yani? Yumoş, Omoş'un kardeşi. Ya çok... Muhtemelen şey çok iyi bir güreşi işte. ama <laughs> Değil abi New Japan Young Lion'ı işte. İki şey yapıyordur böyle. İşte, çok güzel. Nedir o? one legged busting crap falan yapıyor. Helal olsun abi. Brown Breaker diye bir gerçek var. Promosu, görüntüsü. Lan Brown Breaker'ın görüntüsüne bak. Rookie lan bu adam. Adamın maçlarına bak. Yani dalga geçiyor lan insanlarla. Yani herhangi güreşten anlayan bir insan çok rahat görebilir ki. Brown Breaker örneği üzerinden gidiyorum sadece ama yeter de artar. Yumatan daha iyi yumadan daha iyi yani işte bu olay yaratayım böyle işte şu an bize yaptığı gibi insanların sinirini oynatayım bahsetsinler veya işte New Japan'dan para alıyorum AEW'den para alıyorum onların isimlerini yükselteyim şey gibi bu işte entel gözükmeye çalışan ama aslında hiçbir genel kültürü olmayan insanlar olur ya böyle işte artist artist konuşurlar ama konuştukları her sözlerin altı boştur değmezsin aynısı sadece güreş versiyonu bulun yani saçma Saçma. Will Ospreay'i ben çok severim. En sevdiğim güreşçilerden bir tanesidir. Bu sene ne yaptı oğlum? Ne yaptı bu sene yani? Geçen sene işte 2023'te. E Vilos şey işte Kenny Omega ile bir maçı oldu. O kadar. Yani Roman Reigns'in ilk üçte olmaması. Kapat kepenkleri indir git abi yani. Bu adam bu arada AW açılmadan önce de söylediği her şey de WWE'nin aleyhine konuşuyordu. Yani belli ki bu adama bir yerde WWE'yi bir kazık atmış. Veya e, bu adamla bir yerde yolları ayrışmış yani. Çok belli bu. Ve bu adam e, sinirini alamamış yani. Adamın belli bir yanması var bir yerlerde. Çünkü o zaman da öyleydi. AEW ortada yokken de WWE aleyhine yapıyordu ne yapıyordu. Evet. Bir şey taraflı bir bakış çok net var yani. Bak Promotion of the Year WWE. Best Weekly TV Show. WWE'nin ki 3. sırada SmackDown. Dynamite Collision 1 2. <laughs> Yani pay per view'ler endeksli mi o zaman WWE bir numaralı? Anlamadım ki. Yani ama dur size lafınızı yutturayım. Most underrated. Chad Gable. <laughs> Hatta best booker ya. Paul Levesque. ya bir zahmet abi yani artık. Ya 5 üzerinden 6.5 veren adamın nesini mantık arıyoruz? yani <laughs> <laughs> abi Kurt Angle ya herkes söylüyor bunu da ama söylenmesi gerekiyor. Belki bilmeyen birisi varsa izleyenlerden. Kurt Angle'ın 5 yıldızı maçı yok bu adama göre. Kurt Angle'ın. Onun çok şeyi dönüyor şey, Twitter'da. İzleyenlere azıcık yani <laughs> bakın şu adamın yıldızları ne kadar önemli olabilir. Siz kendi puanınızı verin. on üzerinden ne kadar eğleniyorsunuz? Artı bir mi artı iki mi? Bunları kendiniz <laughs> verin ya. Adamın dediğinin en ufak bir işte. Mesele bu <gülüyor> abi. abi <gülüyor> i̇nsanlar şöyle bak. Dev Meltzer Ahmet Mehmet fark etmez kimse yani abi sen keyif alıyorsan bitti senin için ya ya Film gerçekten için mesela abi sinema ben için ben çok ya. eğlendiğim Hı? çok eğlendiğim bir maçı Deymedser'in evet. iki buçuk verdiğini görünce insan üzülüyorsa ben de o insan için üzülürüm ya bırak <laughs> gerçekten hiç gerek yok ya hiç gerek yok gerçekten Aynen oğlum üzülebilirsin biliyor musun? şey Hı. Britt Baker mesela. Çünkü onu hatırlıyorum. Hı. AW'de Hı. tamamıyla bağları koparmamın sebeplerinden bir tanesi. Umarım Dave buna 5 yıldız 6 yıldız verir falan demişti arka alanda. Hardcore bir maç yaptıktan sonra. Lan sen güreşçisin bir de ya. Evet. Abi Doğru. yani. Hiç denmemesi gereken bir şey. Ya Hı. abi bırak bizim, bizim kitle de bizi izleyenler bile hani önemsiyorlar fikirlerimizi. Abi bırak ben bir maçı sevmişim. Sen o maçı sevmek zorunda değilsin yani anladın mı? Evet, Kesinlikle. Yani. Ya. o yüzden... Kesinlikle. Bakın abi, e, filmler için geçerli aynı şey. İnsanlar bakıyor IMDb'den. Aa bu diyor şey almış, Beş almış kötü. Yo ben çok keyif aldım ben o filmden. abi. Öyle New York, şey New York Taxi, New York Taxi 2004 izleyin. Çok kötü <laughs> puanı ama ben çok <laughs> eğlenmiştim. Bakın, Kahpe Bizans çok Ya <laughs> 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 Allah. Allah'ım ya. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? sorulara yani geçeceğim. Eğlenmek için izliyoruz. Bu bir eğlence formu. Eğlenmenize bakın, dalganıza bakın. Gerisi önemsiz yani. Aynen öyle. Yani sonuçta sahte olan, birbirini tokatlayan çıplak adamları izliyoruz kardeşim ya. Yani. Bazen <laughs> çıplak kadınlar. <laughs> Abi, yani şimdi. Ama hiçbir zaman unutmayacağım bir main event oldu bence Chamber'da. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Arkadaşlardan sorular geldi. Geçiyorum onlara. Saitan demiş ki. Eski güreşçilerle günümüz güreşçilerinden birebir benzettikleriniz kimlerdir? Dur ben direkt söyleyeyim. Chad Gable çok konuşuldu. Chad Gable, Kurt Angle zaten. Çok benziyor. Bu arada şey, Kero görmüşsündür. Oyunda galiba bilmiyorum önceki oyunlarda var mıydı da böyle Chad Gable, Biggie falan şey direkt şu Aynen. buraların falan çıkarıyorlar galiba. görsellerini gördüm. <laughs> hmm. Güzel detaylar var ya ben hikayem gördü yükseliyorum. Neden bilmiyorum. Küçük detaylar böyle hoşuma gitti. Ne bileyim Rumble kazanına Pyro falan patlatmaları gibi mesela. Bakalım nasıl olacak Oyunda bu... da umarım güzel olur yani yani Türkiye standartlarına göre çıkardıkları en iyi oyun zaten bence çok uzun süreden 2014'ten beri. Ya yani öyle diyeyim. Şey ağam bir oyun beklemeyin de Türkiye standartlarında da WWE oyunlarının genel çizgisine bakarsanız o kadar çok ufak detay var ki senin işte bahsettiğin gibi saymakla bitmez. Ya yani onlar toplanacak işte 2024'te ve çok daha güzel bir oyun gözüküyor. Yani ben artık böyle bir ne 20 saatlik oynanış videosu izlemişimdir videolarda araştırma yaptığım için. Çok rahat bir şekilde diyebilirim ki yani en rahat evet bu 2024 de en iyi oyun olacak Bazı kişiler gördü. gördüm böyle işte 2000 Samet dedi hatta 23'ü almamıştım 24'ü alırım şimdi içim şey dedi şu an yani Neyse o konuyu kapatalım. E, konu bu işte eski güreşlerle günümüz güreşlerinden birebir benzettiğiniz kimler var diye. Kendisi örneğin Cody ile Sina benzerliği demiş de bence Top Babyface olmasının hiç alakaları yok bu arada. Evet. Yani, ben de Demin diyordu ki işte scriptler bilen Sina Mikrofonda zaten en ileriden yani de Cody mesela o konuda da yanına yaklaşamaz. Ryback'le Goldberg. Ryback, <laughs> Goldberg. <laughs> ya ben onları bir türlü şey yapamıyordum ya. Hep böyle şey işte yeni Goldberg yapıyorlar falan da bilmiyorum ya. Çok farklı. Gel olması dışında aynen. Ryback'le Rabendam. Bu Brown Breaker'a ne zaman baksam ya yani çok doğal olarak Scott Steiner görüyorum bu arada. Adamın tipinde, trapezlerinde falan her şey çok açık belli oluyor. Ses bir tonu. de... <gülüyor> aynen. <gülüyor> o ay hakikaten ses tonları bile yani nasıl bu kadar? <laughs> aynen oldu? aynen. Yeğeni oğlum bir ol, olabilir ya. Şeyde internet güreş kamuoyunda şey var bir de. <laughs> Damien Priest'e bir seksüel undertaker diyorlar. Aynen. Öyle. <laughs> ha, gördüm. Öyle çünkü. <laughs> o, o, da, olabilir. <laughs> yani fiziki olarak. O da olabilir. İleride bir gün şu konuya değinelim ya. Damien Priest hiç olmuyor abi. Ben Money in the Bank şeyi alamıyorum ya. En son ne zaman aldım ki? Zaten 5 izlemedim. Ondan öncesine gideceğim. Yok, böyle. Bayağıdır. yok yani. Money in the ben Bank ben yani anladın mı? Abi düşünsene. Siyan düşün ya. Edge'i düşün. Seth Rollins'i düşün yani o Money in the Bank nasıl bir tehditti ya. Yok öyle bir şey. Asanteer'i bile şey pederiz. Deniyordu falan ya. Aynen bir şeyler <laughs> yapıyor ya. ya. Bah, te tehdit yani Brock Lesnar değil mi? Money in Bank'i alı alıp en tehdit olabilecek adam. Adam Money in the Bank'i hoparlöre çevirdi yani. O bile tehdit olmadı. Bank, <laughs> o da evet. ayrı bir olay. O yüzden ondan önce de bilmiyorum. En tehdit olan. Hatırlayamadım bile yani. Ben ha, bir cevap daha güzel. vereyim buna. Ver sonra çok güzel bir soru var. Triple H Bobby Abi ben onu çok benziyordum. Yani Çeviriler yaptığım Düzelt. zamandan evet. beri böyle. Ama yani. Daha, evet. da keşke daha güzel olsaydı bir kariyeri yani. Furkan 34 sormuş ki hazır Kodi abey <laughs> hunharca pyro Kodi'yi hunharca pyro patlatılırken sormak istiyorum. Sizce en iyi pyro patlamaları kime yapılmıştır diyor. Aa. Roman'a çok net. Yani Wrestlemania 33'te Roman'ın bir girişi var. Yere evet. yumruğu çaktığı anda rampa bir Sırısına anda böyle... böyle o acayip bir şeydi ya. Hadi Hadi ve kaz kazandıktan sonra mesela biz Cody'nin <laughs> Elimination Chamber'daki payrolarına laf yapıyoruz da Roman'ın main eventlerinden sonraki pyrolar da inanılmaz şeyler. Yani Roman bence orada üst seviyede o noktada. 2009 Smackdown açılış ve bir şampiyon giriyor. O şampiyonun adı Jeff Hardy. Bir o girişi hatırlayanınız var mı ama öküz gibi pyro patlatıyorlar abi. Çok güzel. Adam şuraya bakıyor 500 tane patlıyor. Şuraya bakıyor 500 tane patlıyor. Şeyden havadan yağıyor hani o nedir o? Anladınız kağıtlar. Yağıyor, aynen. Konfeti. Yani. Konfetiler. <laughs> ya ben de şey böyle hani spesifik olarak dur şu maçtan sonra şu fan değil de Genel olarak entrance'larında falan ben mesela Batista'nın parı olanı her zaman çok sevmişimdir. Bakilet tüfeği gibi. Da 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 falan. Onun da Twitter'da geyiği var ya böyle. Keyif alınan bir şeyde tam o şeyli var. Tam böyle boğazlı kazaklı beyaz geliyor kemerle. Hmm. Gördünüz mü şöyle böyle? 10 mesela girişi var böyle. Tak yapıyor böyle keyif alıyor. <gülüyor> <gülüyor> o çok iyi Twitter'da. <laughs> Batista geldi aklıma ya. Yani abi bir sürü şey sayarım tabii düşünsem de. Şu ana geldi. Evet Yağız sana özel bir soru var. Uday sormuş. Yağız abin ona tabiyle en büyük sorunu ne? <laughs> en büyük sorunum kaçması. Ben maça da kaçıyorum. Adam askere kaçtı. Askere bile başladı. kaçtı. <laughs> Böyle bir şey olmaz ya. Tecili bozdu ya, ya falan şimdi. Ben de burada kendim silahlanacağım. Böyle bir şey olamaz ya. Kabul i̇şte ediyorum. Adam, adam, eğitim alıyor oğlum işte sen nasıl başa... Yani. Ben e eğitimsiz kendi silahımla tüfeğimle gideceğim ya. Böyle bir şey olamaz. Kendi silahımla. Diyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Raketimi götüreceğim. Bende raket var. <gülüyor> raket. Raketle <laughs> yani vur. Diyorum bir tane kafes ayarlayalım. Yapalım bu işi. Ama yok. Adam Pay per şey view. Ben diyorum ya. Basacaksın kardeşim. Abi Enzomania'da. <laughs> Enzomania sponsorluğunda bir şov ayarlayalım. Yani yapalım şu işi gerçekten ya. Hadi bakalım. Bence yapılmalı. İzlenir. <laughs> Ero Be My Team sormuş Çocukluğunuzla ilgili özlediğiniz şeyler Ya da oyunlar diyor Çocukluğum yani özlediğim şey Genel olarak böyle e, Sorumluluk olmaması böyle, Gezinebilmem falan böyle Yaptığın her şey Böyle hiçbir sonucu yok böyle Nedir o Ya rahat rahat yaşayabilmek herhalde o özlediğim oyunlar yok abi çünkü hani geri dönüp oynayabiliyorum hepsini. Özledikçe oynuyorum mesela SWAT 4'ü falan. Rainbow Six'i çok oynardım, onları oynuyorum. Yani işte öyle ne bileyim şey var. Stronghold Crusader Kings çok eski oyunlar bunlar. Bilenler ne kadar vardır bilmiyorum ama bunları dönüp Max Payne 2'yi oynuyorum mesela. Geçen akşam canım sıkıldı, açtım Max Payne 2 oynadım. dolayısıyla özlediğim şey o yani sorumsuzluk ve rahat rahat takılabilmek yaz. Bana da dünya toz pembe geliyordu. O çok güzel bir iş, his ya. Yani o o hissi özlüyorum ben de çok gerçekten. E bir de bütün günümüzün tamamı top oynamakta geçiyordu dışarıda. Çok şanslıyım o konuda. Hani çok da seven arkadaşlarım vardı futbol oynamayı. Çıkıp sürekli oynuyorduk. O harika bir olaydı. Onu çok seviyorum ya. Yani. Ben de genel olarak çocukluğu çok renkli geçmiş biriyim. Eee şanslı görüyorum kendimi tabii o açıdan. Ve genelde şey oluyordu bende de. Özlediğim şeylerden bir tanesi. Şimdi okullar kapanacak böyle tam işte Haziran falan kapanıyor. Ve biz yazla Mudanya'ya giderdik. Hmm. O giderken o Mudanya'nın bir böyle bayırı falan var. İşte tam böyle denizi falan görüyorsun. O şeydi. Hani biliyordum o 3 ayım çok keyifli geçecek yani <laughs> anladın mı? O çok ayrı bir şeydi ya. O hep bir de bir yazlıktan arkadaşlar vardı. Her yaz beraber. Sonra okul zamanı görüşemiyoruz. Yazın bir daha falan böyle. Orada yaptığım her şey mükemmeldi ya. Top oynamasından beraber board game'ine falan her şeyine yani. Keyifliydi. Şey bile yani bilgisayar bile. Arkadaşlarla herhangi birimizin evine gidip Championship manager oynadık yani. Yıl 99 2000 falan yani böyle. Düşünsene 6 arkadaş tek evde tek bilgisayardan 6 takım seçip sürekli dönerek böyle günlerce oynardık mesela yani. Onun tadı çok Keyifliydi. güzel oluyordu işte o tarz şeylerin. Şimdi yok abi yani. Çocukken güzel İsmi yok. User. Güreş dışında favori sporunuz? hero Güreş dışında favori sporum. Güzel soru. Herhalde MMA olur mix martial arts. Hmm. Ma. Tenis. Tenis. <gülüyor> <gülüyor> Fut futboldan aldığım heyecanı hiç almıyorum. Abi. Başka Hayır yerden mi? onu söyleyeyim. İkinci olarak da tenis diyeyim. Ben direkt. En sporumuz. Ya. Şöyle bir şey evet. var. Ben bu soruya. 2-3 yıl önce basketbol derdim. Bir tık uzaklaştım basketboldan. Çünkü çok keyif. Basketbol izlemesi bence futboldan daha keyifli. Ama Hı. o hissettirdikleri mesela takım tutma bence fanatizm çok sevmem güreşte. Çünkü olmuyor. Yani ben orada bir yorum yapıyorum. Tesla falan yazıyorlar. Rom'un kazanmadı olması falan değil O, o kadar değil. Futbol bunun en kanser kitlesi zaten de. Ama şey yani takım tuttuğun zaman daha çok bağlanabiliyorsun. Şimdi düşünüyorum. Galatasaray bambaşka. Bugün maçı izledim geldim zaten buraya. Ee, basketbolda şeyi mi kaybettim ben? Bu Detroit Pistons e, neredeyse kaç sene olacak zaten? En son 2009 yılında playoff falan. Ö, sonrakileri saymıyorum. Bir maç bile kazanamıyorsun sonuçta. Hep eskiden ben çünkü küçükken Detroit Pistons'da olduğumdan beri böyle 6 sene işte şampiyon, iki şamp bir şampiyonluk bir final gördük bir şeyler hep tepelerde geziyorsun. Şey çok kötüymüş ya. Yani sürekli kaybeden bir takım bu desteklemek o şey oluyor işte bu işte Anadolu takımı şeyleri var bir işte şu an şu an Bursa Spor taraftarları adamlar kaç küme düştüler falan böyle anladın mı hala maça gidiyorlar mesela ben onu kaybet ben şu an hayatta gece açıp Detroit Pistons maçı falan izlemem niye uykum beliyim onun için adamlar tarihin en kötü takımı oluyorlar şu an zaten <laughs> ne yapayım yani Abi, evet, Şey mi diyorsun futbol, yani? Futbol bende basketbol Piston aşağı. aşağı indi. Kalkıp şu an direkt kapatıyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Son bir soru var ama. <laughs> Son bir soru var. Murat sormuş. Murat Can Gülşiray. Bir gün profesyonel güreşi izlemeyi bırakırsanız sebebi ne olur? Hadi. Hmm. Ben söyleyeyim. Ya hayat tabii ki. Yani iş güç olur, başka bir şey olur. Mesela evle, evlendim diye insanlar şöyle evlenince her şeyi bırakacak falan. Yok benim arkadaşlarım biz hani evli çocuklu arkadaşlarım falan var. Beraber saatlerce ne bileyim NBA basketbol falan konuştuğum insanlar var benim yani öyle bırakacağımı düşünmüyorum da ne bileyim sağlık diyeyim ya ya <laughs> ne yapabilirim yani izleyemeyecek kadar kötü olursam yani bazı insanların şöyle bir bakışı vardır mesela atıyorum çok sevdikleri bir adam yenilirse veya çok saçma evet. bir şey olduğunu düşün Ben artık izlemiyorum derler ya ben Örnek de mesela vereyim. o şöyle Daha Tabii. bugün şey yaptım bugün bir reel sattım Instagram'a İşte işte Romanis <laughs> Cody Pyro'ları patlayınca Roman Reigns fanları falan diye. Hemen şey yazmış. Roman kaybetsin de bir 3-4 sene izlemeyeyim ben falan yazanlar var. <laughs> yani ilginç. O bakış açısını birebir WrestleMania 33'te yaşamıştım. İşte Undertaker kaybettiği anda Roman'da, Roman nefretimiz hat, zaten. Hani direkt demiştim ben artık izlemiyorum falan. Ama onu dedikten sonra şunu hissediyorsun. Bu kadar nefret ettiğin bir şey varsa yine bir merak hissediyorsun yani. Bir açıp onun yenildiğini, başka bir şey görme istiyorsun. O da bence e, bitirecek nokta değil yani. Ben artık izlemiyorum noktası değil. Ben de şöyle olabilir. Herhalde e, sıkılırım artık yani. Komple izlediğimde hiçbir şey, hiçbir tad alamıyorum. O noktada artık açmak istemem yani. Düzenli olarak aklıma gelmez açmak. Öyle herhalde soğurum. O da tamamen izlediğim şeyin kalitesiyle alakalı. Mesela 2020'de bunu çok derinden yaşamıştım. Royal Rumble 2020 çok güzel bitmişti. Çok heyecanlı bitmişti. Sonrasında Elimination Chamber geliyor. O kadar rezalet bir şov yazmışlardı ki. Wrestlemania'da var o hatta, hatta iki ay sonra. Ona rağmen o arayı ben boş bomboş geçirmiştim hiçbir şey izlemeden. Sonra pandemi çıkınca işte evde boş vakit olunca kanala döndüğüm için tekrar izlemeye başladım. Yoksa belki de ben orada bırakacaktım yani o an. Ee, öyle bir şey olmuştu. Yani herhalde öyle bir şey olursa bırakırım ben de. Öyle gibi yani yani bir işle güçle başka bir hobiyle falan eğer artık vaktim falan çok alınırsa güreşe daha daha az yer verdiğimi falan görebilirim. Öyle belki yavaş yavaş biter. Yani benim ciddi olarak güreşi bırakmayı düşündüğüm şakayla karışık söylüyordum da böyle 2021 mi 22 Royal Rumble olmuştu. Çok iğrenç şey McMahon yazdığı Rumble'dı sanırım. Gerçekten soğumuştum güreşten yani ama o yani birkaç hafta sürdü sonra kendime geldim. Ben güreşi bırakacağımı düşünmüyorum. Yani bu soruyu soran arkadaşımızın da bence ya senin değindiğin nokta yani almak istediği şey o olabilir yani işte. Roman Reigns kaybederse ben bırakırım kardeşim tadında belki bir cevap bekliyordu bizden de. Ya ben de yani desteklediğim güreşler var. Sevdiğim sevmediğim güreşler var da ben de fanatik değilim yani. işte şu güreşçiyi tutuyorum ölümüne kadar şu güreşçiyi dediğim şey yok. Yani genel olarak baktığımda hani bırakmamın sebebi hiçbir zaman bir şey olamaz onu diyeyim. Birçok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Hayatımda başka şeylerin hani değişmesi gerekiyor. Ya W WWE ya senin dediğin gibi artık o kadar pis ve kalitesiz olacak ki o zaman bırakabilirim. Yani ki o da indilerin durumuna bağlı. Şimdi indiler bence o kadar yükselişte dediği ya da çok aşırı iyi değil de belki hani 3 sene sonra yine ne 2019'lara dönecekler falan böyle. Çılgın şeyler olacak yine. Ne olmasın. Ee, ama bilmiyorum ben güreşi bırakır mıyım o bile soru yani. Bırakmam herhalde. Bak benim durumum çok farklı. Çünkü ben e, o 5 yıllık izlemediğim süreçte aslında şu an yaptığım iş yapıyordum. Hı. İş hayatı bilmem ne. Tabii bizim hani farklı kendi işimiz vardı. Ondan sonraki süreçler işte böyle. Baya negatif şeyler yaşadım. Ondan sonra işte uzaklaştım. Çünkü neden? Hani ekstradan iş bul, çalış, bir şeyler yap. Onlara falan odaklandıktan sonra hayatına biri giriyor. Başka şeyler oluyor. O oluyor, bu oluyor falan. Güreş. Nasıl şimdi vakit ayıracağım ona? Ama hiçbir zaman şey gelmiyor, yani ya aklıma şey gelmiyor yani aklıma gelmiyor ondan dolayı. Aynen. Şey evet. değil yoksa hani Hı. güreş bıraktım izlemiyorum ben falan böyle bir tepki. zaten öyle bir güreşçiden dolayı izlemiyorum. Öyle bir şey olamaz. Hiçbir zaman da olmadı. <laughs> ya Triple H çok kaybetti. Hadi tekrar sevme ya da falan yapmadım yani. Hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Ya daha yaşım gençken bile hiç öyle bir şey istemedim ben. Keyif alıyordum çünkü izlediğim şeyden. şu an bakıyorum. Ya aslında ben bıraktığım, ara verdiğim, diyeyim bıraktığım dönemimiz, ara verdiğim dönemdeki şeyi yapıyorum. Aşağı yukarı hani aynı mesai saati bilmem ne falan. Yani tek eksiğim herhalde ne bileyim hayatımda biri falan. E ben hayatımda biri varken de biz gayet ben hani o kişi demek ki çok önemli oluyor. <laughs> o da önemli. Evet, evet. Olabilir. Şimdi biri derken ondan mesela şimdi rear yorum yapıyorum. Rahat rahat yorum yapamazsın şimdi hayatındaki kişinin bakış açısına göre tamam mı? Ona göre ya ne bileyim şey değil hani şu an bu saatten sonra artık ben de büyüdüm. Hani bilmem ne biri varmış bunu istiyormuş. Hayır şu an bu da benim işim. Şu an burada bunu yapıyorsak bu da benim işim o yüzden. Ben artık bunu yani iş çok böyle hani para kazandığım bir iş değil ama çok keyif alıyorum ya. Ne bileyim, işten çıkıp şuraya gelip bunu çekmek benim için keyif verici bir şey. Yayın açmak, video çekmek sabah kalkıp. Hatta işe gitmeden önce erken kalkıp o videoyu çekmek bile hoşuma gidiyor. İnsanlar görüyor zaten videolarda sabah erken videolar bazen böyle şey gözler falan benim yeni uyanmış falan ama çok hoşuma gidiyor. şey oldu şu an hani bu saatten sonra bilmiyorum hani bir şey olması lazım ki bırakayım. O da ben iste, istediğim için bırakmam da hayat şartları olur, bir şey olur. Arka planda kalırsa anca yani. Ama ben hayatımın şu evresinde bir şey değilim hani böyle 18 yaşında olursun. Gençler var öyle çok görüyorum kitlede. Mesela bu 3 yıldır içerik full içerik üretiyorum. 3 yıl önce olup şu an olmayan insanlar var. Arada uğruyorlar. Abi işte güreşten soğudum ben falan. Şimdi o genç o arayış içinde. Yeni hobiler edinecek. Yeni insanlar tanıyacak. Okul, belki okul bitecek bir şeyler olacak. Şimdi ben artık kendim o karakterim bir oturdu. İştir, güçtür artık bu noktada olduğum için şu an ben şu an devam ettirebiliyorsam ki bu yaşa benim yaşıma gelip de güreş izleyip hala devam ettirenler ruh hastası olarak tamam. görülüyor ama ben şey yani sıkıntı yok ben memnunum yani böyle. Keyif alıyorum ya. Hoşuma gidiyor yani. En önemli Öyle. olan şey de bu zaten. Mutlu olduktan sonra kimin ne düşündüğü ne göre ya. Aynen öyle. Küfür etmeden bitiremeyeceğim için sessiz kalıyorum. O zaman kaçalım. Batalım bakalım artık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. 38 Teşekkür olduk. ederiz. 39'a doğru gidiyoruz. Resim beni yakalayın. Biz Haba. geçeceğiz zaten resim gelene kadar da. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.